Şimdi o yeterli aslında. Yeterli. Meltem Hanım. Mantarımız var, peynirimiz var. Dereotumuz, kırmızı biberimiz, kaşar peyniri ve lor peyniri aynı zamanda. Bu arada mükemmel. Bu ikisi tokluk için muhteşem güzel çalışırlar. Kırmızı bunları biber ve maydanoz mu? Kırmızı biber ve dereotu. Dereotu. Dereotu zayıflama diyeti yapanlar için de vazgeçilmez bir tokluk sağlayıcıdır. Evet. O yüzden hani şimdi önümüz yaz, cacık yaparken içine çok fazla dereotu eklesinler. Ne yapar dereotu dediniz? Dereotu tokluk sağlar. Tokluk sağlar. Çok güzelmiş. Harika. Mesela şu an tam çağla sezonu. Evet. Antioksidanların en zenginidir evet. Çağla. Vücudu muhteşem korur. Cacık yaparken, ayran aşı yaparken şu an sofralarımıza tabii. Çok girecek. Tabii. Çağlaları doğrasınlar. Dereotuyla, semizotuyla birlikte ister meze gibi çok koyarsan meze gibi tabii, olur. Tabii. Az koyarsan cacık gibi, olur. Sulandırıp içine buğday koyarsak çok güzel sahur için, iftar için de bir çorba alternatifi olur. Biraz daha bol kullanmak istiyorum. Bunları ne yapacağız? Güzelce harmanlayacağız. İsteyenler Ebru'cum bu pizza tostumuzun üzerine bir yumurta harcını kırıp çok daha güzel. Da besleyici yapabilirler. Harika, daha ne olsun. Yani şimdi mükemmel. İsteyen anneler çocuklarına mesela pizza gibi bunu yapabilirler. Sabah çok az vakti varsa kahvaltı gibi sunabilirler. Tabii. Bir dilimi bile gerçekten bir insanın ihtiyaç duyduğu proteini, aslında sebze grubunu, tahıl grubunu veriyor. Evet, evet. Yani burada biz her zaman ne aldıysak bir lokma en kalitelisi, en zengini olsun istiyoruz vücudu yormadan. Çok çok güzel. Harika bir tarif geliyor şimdi. Meltem ablacığım biberlerini kesiyorsun. Doğradım hayatım. Doğradın güzel bir şekilde. Biraz şimdi, daha küçülteyim mi bunları? Olur. Çok şart da değil aslında. Peki bir de lezzetli sahur içeceği verelim mi yanına Meltem abla onları bir şekilde keserken? Tamam. İçeceğimize de bakalım istersen Berrin'cim. Olur. Şimdi burada aslında ben yavaş yavaş o zaman o tarafa geçeyim. Meltem abla bak, tamam, sen şöyle devam yer ederken. Evet, ne var lezzetli sahur içeceğinde? On şimdi, çilek ya da ahududu veya böğürtlen vardı. İpekçim bütün böğürtlenleri yedin mi aşkım? Altıya şeker oh, olsun. Yarası sana. Sevdin mi çok? Ağza burnuna bak yerim seni ben. Allah. Bakayım ne oldu ağzım. Bakar mısın? Ay çok güzel oldu. ve onun yanı sıra bir avuç bebek ıspanak var. Şimdi bir avuç bebek ıspanak var. Muhteşem güzel folik asit kaynağıdır. Evet. Susamak istemeyenler lütfen bebek ıspanak, semizotu, maydanoz bu gruba daha çok yer versinler. Bunu şimdi çok yönlü düşünebilirler. Tamam. Herkes oruç tutamayabilir. Evet. Sporcular içebilirler. Çocuklarına bir hani kahvaltı yapamıyor, sebze yemiyor diyen anneler evet. Kandırmak için bu içeceği hazırlayabilirler. Ay harikaymış. Tamam. İftardan sonra, şimdi iftarda midem tıkandı, çok yiyemedim, gereken şeyi almıyorum. Mesela pide yiyor, kahvaltı yapıyor ama besleyici olmuyor. İftardan bir iki saat sonra bunu içebilir ya da Berrin ben sahurda gözümü açamıyorum şekerim. Hani bir bardak bir şey içeyim tabii. Bu işi bitireyim diyenler hazırlayıp başucuna koysunlar. Ha. Bunu içsinler sahur yerine geçecek muhteşem bir alternatif. Çok güzel. Avokado var çünkü içinde. Çeyrek avokado koyuyoruz. Muhteşem güzel taşıyıcı yağları vardır. Evet. Ve bizim için çok önemli her yerde bulamadığımız bir minerali taşır. O yüzden avokadoyu ekliyorum. Harika. Bulamayanlar bir kaşık zeytinyağı da ekleyebilirler. Peki. Bir kaşık fıstık ezmesi de ekleyebilirler. Tahin de ekleyebilirler alternatif olarak. Çok güzel. Tamam. Ispanak var. Avokado var. İçine şimdi onun ne giriyor? Karadut, böğürtlen, ahududu, çilek. Yani bu böğürtlen familyasından evet. Hangisinden bulurlarsa bir dolu avuç ya da 10 tane ekleyebilirler. Bu bizim için en iyi antioksidan tamam. Deposu. Bir kase yoğurdumuz var. Kefir veya sütlü olabilir. Ne isterseniz. Harika. Bu tercihin arada, nedir peki? Kefir, kefir, süt ya da yoğurt, kefir şimdi, olsun. Ramazan ayı kabızlıkla tabii. En çok sıkıntı yaşadığımız dönemdir. Bağırsak sistemi, bağırsak sindirim sistemi. Sindirim sistemi, mide, en çok hastalık. Hastaneler maalesef ya böyle kalp krizi geçiriyorum galiba, tansiyonum yükseldi, midem yanıyor, gastritim azdı diyenlerle dolar evet. Bu dönem. Yanlış beslendiğimiz evet. için. 11 ayın sultanı tam bir detoks, ruh, beden ve zihni evet. Temizlemekse ne olur makul ölçülerde yapalım. Çok güzel. O yüzden kabızlık yaşamamak için, bağırsak sistemimizi desteklemek için tercihim ya yoğurt, yıldızlı olan da kefir. Çok güzel. Tamam. Ve bu arada içine bir sürü şey kattığımız için o kefirin tadını sevmeyenler de çok aha. Sevecekler. Hı hı. Şimdi burada asıl iş giriyor devreye. Bir yemek kaşığı kadar yulaf ekliyor. Harika. Neden? Uzun süre tok durmak istiyorum. Hı. Yulaf cildi de besler,
müthiş bir yulafın içindeki şeyin çoğu kremlerde vardır Ebru. En pahalı aldığınız kremlerde fitobesinler yulaftan gelir. Evet. Bir yemek kaşığı kadar yulafımı ekliyorum. Hı-hı. Yulaf yoğurtla birlikte şiştikçe doygunluk hissi devam edecek. Yani siz bunu sahurda içtiğinizde o kadar doymamış hissedeceksiniz belki. Evet. Üstüne bir bardak su, sabah kalktığında ben ne yaptım ya, bir kuzu yedim gibi çok bir his güzel olacak. Ay, harika. Çok harika. Hem besleyici, hem susatmayacak, hem tok tutacak. Aynen öyle. Keten tohumu ekleyeceğim. Keten tohumu jelleşir. Tamam. O da şişer. O yüzden bir yemek kaşığı kadar keten tohumu da ekliyorum. Evet. Ve bir yemek kaşığı artık her yerde bulabildiğimiz chia tohumunu da ekliyorum. Hı-hı. Şiştikçe şişecek ve bağırsaklarınız için... Yulaf var, keten tohumu var, chia tohumu var. Kefir tercihim dedin ama yoğurt ve süt de olabilir evet. dedin. Bu arada isteyenler bunun daha tadını güzelleştirmek istiyorlarsa bir kaşık bal ekleyebilirler evet. ya da biraz da muz ekleyebilirler. Çok güzel. Şimdi ben gene klasik aynı hatayı yaptım. Siz bunu yapmayın evet. ne olur. Ispanakları en alta attığınız zaman tabii ki tıkanıyor. Tıkıyor, önce yoğurdu koymak gerekir aynen. dönebilmesi için. Hı-hı. Bu işlemin en yoran kısmı bu aslında. Bunu ben de yapıyorum. Hep yapıyoruz değil mi Meltem abla? Vakit aynen. olarak yetişecek. Aman bir şey unutmayayım derken. Aynen ama şimdi öyle. Evet. Biraz da su rica edebilir miyim? Azıcık da su ekleyelim buna. Süt de ekleyebiliriz istersen. Süt de olabilir. Bu arada chia... Ve keten tohumu, yulaf da var. Şiştikçe şişiyor. Tabii, dolayısıyla tabii. bunun için aslında bir bardak süt veya su eklemek iyi bir fikir. Tabii. Çünkü bu sefer üstüne içmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu kendisi şişiyor. Mükemmel. Harika oldu. Rengi de çok güzel evet. oldu. Rengi de çok güzel. Sağlık deposu. Mükemmel. Çok güzel. Evet, harika oldu. Bunu da dediğimiz gibi tekrar hepsini içebilirler bu arada. Ölçümüz biraz böyle göz doyurucu olacak. Yaz aylarında üstüne buzlar atılabilir. Aynen. Buzla çok güzel çekilebilir. Oldu. Bir frozen gibi olabilir. İçinde yok yok. Yok yok, aynen öyle. Ben bazen şey yapıyorum Ebru, bunun üstüne ekstradan biraz tarçın ekliyorum. Gene şifalığını arttırmak için... ekstra naneler ekliyorum. Böyle de süsleyebilirsiniz. Algınızı lütfen bu yönde çalıştırın. Bizi izleyenlere duyurum. Yani biz şimdi bunu burada ahududuyla yaptık. Siz istediğiniz evde hangi meyveniz varsa onunla da değiştirebilirsiniz. Mevsiminize özelleştirebilirsiniz. Ama anlatmak istediğim şey şu. Meyve var, sebze var, yağ var, tohum var, şunun güzelliği tahıl var. Yani bir bardak deyip geçmeyin. Bunu yediğiniz, içtiğiniz zaman... Gerçekten ihtiyacınız olan her şeyi veriyor. Hepimizin midesi şu yumruğumuz kadar. Benimki bu kadar. 2 metre ve belki 100 kilo olan birinin yumruğu daha büyük. Tabii. O yüzden onun ihtiyacı daha fazla. Evet. Hep bu yoldan gideceğiz. Vücudumuza çok gıda vermek onu yorar. Evet. Bakın bu içecek, bu bir bardak yeterli midir Berincim? Hayatım ben bunun bir sonuçta iftar ve sahur hani iki öğünümüz var. Hepsini evet. içmeyi tavsiye ediyorum. Sahurda hepsini içsinler. Hepsini içsinler. Hatta içinde birazcık daha var. Hepsini içsinler. Tamam. Çünkü bir kişilik porsiyondur. Aynen öyle. Anca doyacaktır. Bunu mesela atıyorum iftardan 2 saat geçti. Canınız meyve istedi. Ve meyveyi de biz biraz abartıyoruz. Böyle hani tabak evet. tabak koyuyoruz. 2-3 evet. porsiyon, 4 porsiyon Tabii. aynı anda. Yaz meyveleri hiç anlamadan tık tık Doğru. gidiyor. Bir tatlı kadar risk oluşturuyor. O yüzden böyle biraz daha buzlarla, yoğurtlarla karıştırdığınız tatlı kıvamında yaparsanız gereken sadece bizim bütün gün 2 porsiyon meyvedir ortalama. Hı-hı. Çok hareket edenler 3 porsiyondur. Az hareket ediyorsan 1 porsiyon meyve yeter. Bu da ihtiyacımız olan aslında her şeyi veriyor. Çok Buna güzel. Bayıldım. Mükemmel. Gerçekten sahur içeceğimiz bayıldım. Hazır efendim. Buyurunuz size. Aynı zamanda pizzalarımızı hazırlıyoruz galiba değil evet. mi? Şimdi evet. pizzalar için harcımızı hazırladık. Evet. Yapacağımız şey aslında Meltem abla bunların hepsini karıştıracağız. Tamam. Ekmeklerimizin üzerine koyacağız. Eski Harika. Usul annelerimiz yapardı. Pizzalar yokken evet. fırına vereceğiz. Tamam süper. İki dilimine bir büyük bardak. Ayran, süt veya tercihen kefirle sahurda tüketeceğiz. Ay harika. Sevdin mi İpek bu işi? İyi fikir mi? İpek bizim evde de yaptığımız tarzda. Şey evet. yapıyoruz ya ekmeklerin üzerine. İpek genelde domatesi sürüyor. İstediği Ama şekilde süslüyor. Ama yuvarlak. Yuvarlak da yapıyoruz. Bazen öyle de yapıyoruz. Değişebiliyor evet. değil mi anneciğim? Oh tatlım benimki yuvarlak. Sizinki tamam, yuvarlak oluyor yuvarlak evde. Biz de bir daha sefer Karede yuvarlak yapıyoruz. Çok değişik tatlı. Değişik şekillerimizin önemi yok. İçerik Peki. önemli değil mi aşkım? Peki sahurda sucuklu, tereyağlı, yumurta, ekmek vesaire onlara ne diyorsunuz? Şimdi şarküteri
bizim asla hiçbir zaman tüketmemiz gereken şey. Fakat hem çok susatabilir, hem çok yağlı, vücudu çok yorabilir. Ben açıkçası sahurda asla diyorum, iftarda da haftanın bir ya da iki günü Ebru'cum. Yani biliyorum şimdi insanlar böyle açken her şeyi hayal ediyor, her şeyi yemek istiyor. O sofralarda yok yok oluyor. Doğru. Ama düşünecek olursak zaten mide bütün gün çalışmadı, sustu, dinlendi ve böyle bir kendini şey modu alıyor, düşük modu alıyor. Tabii. Bir çorbayı içtiğimizde zaten yetiyor, kasılıyor, var, yetiyor. Orada biraz bir mola verebilirsek tamam, çok geç iftar oluyor ama en azından 15 dakika o özlediğimiz çayımızı içip sohbetimizi yapıp sonra ana yemeğe geçersek. Ama Behrim, ben kahvaltıyı da çok seviyorum diyorsalar iftarda değil sahurda kahvaltı yapsınlar. Haftanın 1-2 günü de iftar için kendilerine izin verebilirler. Ama asla ve asla böyle oturup da sucuklu yumurtalar, kağıtta pastırmalar, evet, kaşarlar eritiliyor. Bunları yiyoruz pidelerin yapılmış üzerinde. Ondan sonra üstüne bir de kebaplar yeniyor, etler yeniyor. Özellikle dışarıda yediğiniz zaman çok risk. Evet. Hızlı hızlı yiyoruz ve gerçekten çok ağır geliyor. Üstüne tatlısını da yiyoruz. Bana göre evde kalmaya çalışalım. Ah çok güzel. Haftanın bir günü, belki iki günü, evet, bir arkadaşımıza gidebiliriz. İşte o Ramazan davetleri de birlikte olmak, birilerinin evine komşuluk o anda da, yani tabii ki değil mi, herkes hünerlerini de gösteriyor. Göstermek istiyor. Hazırlık başka bir haz veriyor insana. Aynen. Aslında. Şerbetli tatlılar yapılıyor bu hatta. Meltem abla bak geldi, evet, oradan yetişti benim tatlıcım. Aynen. Çok doğru ama her zaman. Benim tatlıcım geldi bak, sessiz sedasız orada dolaşırken bir anda aklı orada çünkü tabii, biliyorum. Tatlı da. Ben şimdi birazdan bir atom puding yapacağım. Ha tamam bak, ama tam sen. Tam ben. Yani tam hani o da bakalım biraz. Yani şunu söylüyorum, her zaman denge. Bir hafta gibi düşün olursak o bir haftanın bir günü baklavamızla şerbetli tatlımızla yiyelim. Bir günü eşimiz dostumuz o kadar hazırlanmış ona da gidelim. Tamam. Ama diğer beş günü evimize pide almayalım. Tabii. Kahvaltıyı kurmayalım ve normal evimizde ne yiyorsak çorbamızı, bir ana yemeğimizi, salatamızı, evet, unutmadan yoğurdumuzla birlikte normal yemek gibi yiyelim. Makul beslenelim. Makul beslenelim. Peki. Bir tabağımız varsa, iftar için konuşuyorum, bu tabağı hayali dörde bölelim. Tamam. Dörtte birine işte pilav, makarna ne koyuyorsak, dörtte birine et, baklagil, dörtte birine sebze, dörtte birine yoğurt, bir de kocaman salata, tamam, ihtiyacımız olan şey bu. Bu kadar. Onun dışında her birinden iki gün, birer büyük tabak değil, değil yani. Değil. Çok kesinlikle güzel. Ve peki, lütfen hani şey gibi olmasın, ben bununla doymam. Ya dur bir ye. Evet. Ondan sonra tekrar bir o da var alırsın, değil mi çok sevgili Behrim? Evet. Yani sahurda da öyle. Hazırlıyoruz, yiyoruz. O kadar hızlı yiyoruz ki zaten beyin sen doydun dediğinde biz çoktan aşırı doymuş oluyoruz. Evet. Ve bu sefer de onun vicdan azabı, onun rahatsızlığını hissediyoruz. Ah çok yedim, nereden bu kadar yedim? Aynen öyle. Evet. Yani burada unutmamamız gereken Ramazan ayı diyet yapılacak, kilo vermek için bir fırsat ayı değildir. Ama aynı zamanda fırsat, bu fırsat bütün gün aç kaldım, tabii, istediğimi yiyeceğim ayı da değildir. Evet, çok doğru. Ya da hani bu arada bütçesel olarak da ben çok acıyorum. Çok israf oluyor. Evet. Yani gidiyoruz, alışverişler yapıyoruz. Çok bir doğru misafir için hazırlıklar yapıyoruz. Sofralar kuruluyor. Sonra öbür gün bir daha misafir çağır. O kadar çok şey kalıyor. Yani tabii, paylaşma ayı, nefis terbiyesi ayı, kendimizle farkında olacağımız bir ay. Yapamam dediğimiz şeyleri yapabildiğimizi gördüğümüz bir ay aslında, evet, Ramazan. Evet, o yüzden biraz daha bu gözle bakmak lazım. Çok doğru. Maneviyatını ve mantığını yaşamak lazım. Seninki bu arada cevizleri yiyor, mürafları ağzına atıyor. Çok tatlı yarabbim. İpekçim, bizim İpekçim, pudingin malzemesi kalmadı. Dekoru yedin. Çok tatlı. Dekorumuz bitti gerçekten. Bu arada ben yavaş yavaş. Ben bunu doğru olsun yaptım değil mi? Sen söylemeden yaptın. Aynen. Ama aynen. Bolca koyuyorum. Bolca koyuyoruz. Bırakın o peynirler böyle taşsın. Erisin. Bol bol onları alın. Üzerine yumurta mı kıracaksınız o pizzanın? İsteyenler kırabilir. Kıralım mı? İstersen kıralım. Kırmayabiliriz. Ama ben kıracağım. Aa tamam, iyi. Sen kırar mısın İpek? Arkaya git, burnunu temizler misin? İpek gel. Tat. Gel bakalım hoş. Burnunu temizleyelim. Aferin sana. Tamam. Aferin. Al bunu da. Bir daha. Hadi bir tane daha. Bir tane. Bu arada ben atom pudingi için sütün içerisine, bir litre bakayım sütün içerisine. Ver bana. Teşekkür ederim. 200 gram kadar yulaf ezmesi ekleyip bırakıyorum. O birazcık ısınsın. Çünkü o biraz zaman alacak. Evet. O başlasın. Tamam. Şimdi bunu
Fırına atıyorum. Güzelce eriyecek. Aynen. İnşallah iftarda keyifli yiyeceğiz. Yiyecekler. İftar ya da sahurda. Sahurda değil mi? Aynen. Şimdi mesela bunu güzel söyledin. Mesela pide aldık. Pidelerimiz kurudu. Şöyle incecik ikiye bölsünler. Aa, çok güzel. Onun peki. üzerine yapsınlar. İstiyorlarsa birazcık pastırma ya sucuk da atabilirler. Porsiyon kontrollü olmuş olur. Harika. Mis gibi. Ya da biraz domates de rendeleyebilirler. Yani bana göre kahvaltı kuracağımıza, çok kahvaltı yapmak istiyorsak iftarda böyle bir şey yapalım. Ay çok güzel. Artan pideleri de değerlendirmiş tamam, olabiliriz. Tamam, çok iyi fikir. Afiyette evet. yapılabilecek müthiş bir fikir. Alternatif. Gerçekten. Çok buna bayıldım. Evet Meltem abla. Yani hepsine bayıldım. Evet. Yumurta kırmadınız. Yumurta kırayım mı üstüne? Bence ya bir tanesine kıralım istersen ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Günaydınlar efendim. Erken kalkanlar, bedenine saygı duyanlar, kendini iyi hissetmek isteyenler. Bizimle beraber harika bir güne kendine iyi bakın. Hoş geldiniz. Bugün çok kalabalık, çok dop dolu bir program hazırladık sizler için. Damar sağlığından, kalp sağlığından, Ramazan'dan, açlıktan, tansiyondan başlayıp gerçekten vücudumuzdaki ağrıların sebeplerine kadar konuşacağımız, mutfakta sizin için iftara harika tarifler vereceğimiz harika bir gündeyiz. Hazırsanız başlıyorum. Hanımlar, ekran başına gökkuşağı renklerinde salata yapıyoruz. Bu salata hem göze hem damağa hitap ediyor. Üstüne bir de sağlığınıza sağlık katıyor. Meltem Açıkel yine hünerli ellerini sizler için konuşturuyor. Tavuk göğüslerim var. Onları da ince ince doğrayıp soteleyeceğim. En üstüne de tavukla taçlandıracağım. Kalp ve damar sağlığımızı en çok neler bozuyor? Damarlarımız neden tıkanır? Tansiyonun alt sınırı ve üst sınırı kaçtır? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy anlatıyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda olan kişiler mutlaka önce doktorlarıyla bir görüşsün. Doğal makyaj nasıl olur? Hanımlar cilt bakımını hangi sıklıkla uygulamalı? İpek kirpikler ne kadar süre kullanılabiliyor? Makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı Arzu Yurter anlatıyor. Bir hale getirmemiz gerekiyor. Altın oranı yakalamamız gerekiyor. Bel ve kalça ağrılarının sebepleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Uzman fizyoterapist ve osteopat Ümit Erkut anlatıyor. Hastalıklar bilinçaltı nedenler yüzünden olabilir mi? Osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti, bilişsel terapist Kübra Erkut anlatıyor. Bilinçaltı bizim ilkel beynimiz. Bir şeyi biz refleks haline getirdiğimizde bilinçaltımıza indirmiş oluyoruz. Hani düşünmeden yapabildiğimiz hale geldiğinde. O görüntüdeki bulduğumuz şeyler hastanın ağzından çıktığı şikayetlerle uyuşuyor mu? Zerdeçal bilinçsizce tüketildiğinde hangi sorunlara neden olur? Darülfülfül bitkisinin bilinmeyen faydaları nelerdir? Ebe gümeci hangi hastalıklara iyi gelir? Kronik hastalıklara iyi gelebilecek detoks formülü tarifiyle fitoterapist ve homeopat Doktor Serdar Özgüç kendine iyi baktı. En önemlisi birçok mineral içeriyor. Antikanser, antidiyabetik ve K vitamini içerdiği için de çok önemlidir. Az sonra kendine iyi baktı. Evet efendim, Profesör Doktor Murat Aksoy genel cerrahi uzmanımız mutfakta. Kendisi mutfakta olunca Meltem abla hemen eline sağlıklı malzemeleri evet. almış. Evet hemen. acaba neden? Ben hocamı geldiğinde duyunca evet. hemen diyorum ki şöyle güzel fresh bir salata mı yapsak? Şöyle güzel bir sebze yemeği mi pişirsek? Ama siz yokken de arada böyle biraz tatlılar, hamur işlerine falan da kaçıyoruz. Giriyoruz. Yok yok, arada yapabiliriz tabii. Değil yani. Her zaman kaçamaklar zaten yapılabilir şeyler. Yapılması da gerekir bence. Çünkü hani sürekli ya ben işte sağlıklı yiyeceğim de ama işte her şeyi kısıtlayacağım, onlar çok biraz tabii. yalnız. Çünkü hayatın kalitesini de bozuyor. Doğru. Hepsi. Doğru. Ya bir mutsuz güzel. Ediyor insanı değil evet, mi? Evet evet evet. Yani damar sağlığımızı koruyalım ama biraz da bu kadar kendimizi kasmayalım diye bir tabir kullanacağım. Yani hani düşünsene sen eğer onu kendine bir stres kaynağı evet. haline getirirsen, biz diyoruz ki zaten hayatınızda stresten kurtulun. Sen sürekli bir işte daha sağlıklı olacağım, işte daha fazla spor, tamam bunlar güzel evet. şeyler ama
Her şeyin bir dengesi var tabii, sonuçta. Kesinlikle katılıyorum. Onun için o denge babında biz de bugün size evet. efendim Ramazan'ın ne ikinci günü. Bugün bakalım. Güzel bir salata. Ne yapıyoruz? İftar için ne var? Ne var aşkım? Güzel bir bahar salatası yapayım tamam. istedim hocam. Çok güzel. Farklı malzemelerim var. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. Mesela pancar kullanacağım. Bakla mevsimi bakla kullanacağım. Hmm. Tavuğum var, avokadom var. Biberlerim var. Kuzu kulağı kullanacağım. Şimdi bahar her tarafta çok güzel. Çıktı o kuzu kulakları. Sarımsağım, cevizim var. Ve üzerine birazcık çöreotu. Sos olarak da biraz nar ekşisi, biraz sarımsak ve biraz limon kullanacağım. Zeytinyağı da keyfek eder. Biraz üzerine gezdireceğim ama tavuk göğüslerim var. Onları da ince ince doğrayıp soteleyeceğim. En üstüne de tavukla taçlandıracağım. Ben üstüne biraz da kaşar peyniri koyayım istedim ama dedim ki haddimi aşmayayım artık. Ya estağfurullah. Ben takip edemedim şu anda yalnız. Şimdi bu bir salatadan evet. çıktı. Aldı başını gitti ama şaştı. Ramazan olduğu için yani kendi açımdan düşünüyorum. Tabii. Doyurucu bir şeye ihtiyacım evet. var. Doğru. Sadece salata beni doyurmayacak. Dolayısıyla içinde biraz tavuk olsun istedim. Yoksa belki tavuğu koymadan sadece cevizle de daha sağlıklı bir salata haline gelebilir. Ama bir tek şeyi merak ettim bu ne? Kadar malzemenin içinde. Mısır için ne diyeceksiniz? Hmm. Şimdi bir kere şuraya geleyim. Bence seçtiğin malzemelerin hepsi çok güzel görünüyor ve hepsi çok sağlıklı. Çünkü burada baktığım zaman baştan aşağı benim vücudum için yararlı besinler var. Harika. Ben bir besini yerken hep şunu düşünüyorum. Ya mesela tavuk mu yiyeceğim? Ben bu tavuğu yersem kaç kalori alırım? Evet. Ama onun yanında bana hangi vitaminleri verir, peki. hangi elementleri, vitamin, evet. mineralleri verir diyorum. Tabii. İşte avokado mu yiyeceğim? Ben bu avokadoyu yersem kaç kalori alacağım? Karşılığında bana sağlık olarak ne getirecek onu düşünüyorum. Ha bir de ya ne var mesela? Bana ne getirecek ne evet. götürecek? Çok güzel bir bakış. Güzel evet. Veya mesela şimdi şekerli bir şey yiyorsun değil mi? Çikolata yiyorsun mesela. Tamam çikolata güzel ama hani sana ne veriyor? Beyaz çikolata mesela. Mutluluk sadece, veriyor. Sadece şeker. Mutluluk veriyor ama hani kalori dışında senin çok bir besleyiciliği yok. Yok evet. O zaman diyeceksin ki ha ben bunu biraz az tüketmem gerekiyor. Senin bugün seçtiklerin bence özellikle Akdeniz diyeti için çok ideal bir şey. Süper. Ramazan ayında bizim en sık yaptığımız hatalardan bir tanesi, çok uzun süre tabii aç kaldıktan sonra masaya oturduğumuzda çok hızlı yemeye başlıyoruz tabii. ve çok karbonhidrat ağırlıklı yemeye İster başlıyoruz. Istemez. Ramazan ayında biraz öyle oluyor. Ama hani şimdi o sıcak pideleri içine giriyor. Yemez misiniz çok Murat güzel. Beyciğim? Hayır çok güzel. Hele evet. ki sen o zeytinle, tulum peyniriyle, o evet. güzel sıcacık pideyle orucunu aç. Aman ne güzel. Ama bunun bak ağzım sulandı. Can sıcak bir de tereyağı. Evet çok güzel tabii. Ama tabii ki biraz hani birkaç gün sonra da o rutinden biraz kaçmak lazım. Doğru. Ramazan'ın ilk birkaç günü tamam bunu yap. Ama bir ay sonra yaparsan ne oluyor? İlk başta kilo vermeye tabii. başlıyorsun ondan sonra da kilo alıyorsun zaten. Doğru. Kesinlikle öyle. O yüzden şimdi mesela sen burada yeşillikleri seçtin. Farklı yeşillik türleri var. Bunları alacağız güzelce salata koydum. Yapacağız. Tamam teşekkür ederim. Ondan sonra şimdi bu yeşilliklerin yanında kırmızı besinleri evet. seçtin. Bunların içinde özellikle evet. biliyorsunuz rengi koyulaştıkça morların, kırmızıların içindeki antioksidan özellikleri tabii. artmaya başlıyor. Harika. Domates koyacaksın belki onu bak mesela burada ısıtacağız. Isıttığın zaman domatesin içindeki likopen daha aktif hale geçecek ve beni daha fazla koruyacak. Ne oldu? Şimdi ben şu ana kadar işte lifimi aldım. Çok güzel. Başka ne seçmişsin? Avokado seçmişsin. Avokadonun yağı faydalı yağlar. Kalp damar sağlığı için çok yararlı. Öyle mi hocam? Evet. Çok önemli. Avokado gerçekten bu anlamda çok doğru bir seçim. Hı hı. Ama mesela bir tanesini koymak biraz fazla olabilir. Tabii. O yüzden çeyrek. Evet, yarım veya koca çeyrek. Bir salata için, o senin hani biraz senin işte vücut tipine bağlı, kilona bağlı, cinsiyetine bağlı, evet. spor aktivitene bağlı. Onu düşünmek lazım. Hı-hı. Bir denem en güzel neyi seçmişim biliyor musun şu? Ceviz. Ceviz. Bence. Değil ceviz. Mi? Çünkü şimdi kuru yemişler biliyorsunuz şöyle bir özelliği var. Kuru yemişler çok güzel özellikle ceviz için konuşursak omega 3 kaynağı. İspanya'da yapılan bir çalışma var. Predimed diye 7000 kişiyi almışlar. Üç gruba ayırmışlar. Farz edin hepimiz ayrı birer grup olalım. Peki. Şimdi Meltem'e diyor ki, Meltem sen normal nasıl besleniyorsan beslen. Tamam. Süper. Bana diyor ki, kardeşim sen Akdeniz tipi beslen. Evet. Bir de yanında ben sana sızma zeytinyağı vereceğim. Hocam hazır elinizdeyken biraz şöyle koysana. Tabii ki. Sen bana tamam be. Tamamdır teşekkür i̇şte, ederim. Mesela bana da diyor ki
Akdeniz tipi beslen ama her gün ben sana bak bu kadar 4 kaşık çorba kaşığı zeytinyağı veriyorum. Onu tüket diyor. Evet. Ebru'ya da diyor ki sen de Akdeniz tipi beslen. Peki. Sana da ceviz veriyorum. Her günde bir avuç ceviz yedi. Tamam. Sonrasında, yıllar sonrasında hepimize bakıyorlar. Kalp krizi oranı nedir? Hmm. Felç oranı nedir? Diyor. Peki. Çok önemli. Akdeniz tipi beslenen ben ve Ebru'nun teslim ettiği grupta kalp krizi oranı senin grubuna göre %30 daha düşük. Ya. Çok önemli. Düşünebiliyor musun? %30 çok önemli bir oran. Çok. Çünkü düşünsene tabii. Bak hani kan sulandırıcı ilaç %20 ila 24 civarında koruyor. Öyle mi hocam? Evet, yani bir ilaç kadar koruyor. Hipokrat'ın beslenme, bir lafı var ya. Tabii. Yedikleriniz ilacınız tabii. olsun, ilacınız yedikleriniz olsun diye. Çok doğru. Çok doğru. İşte bu çok doğru gerçekten. Sen iyi beslenirsen bir ilacın sana sağladığı yararı sağlamış oluyor sana. Çok önemli bir şey söylediniz hocam şu anda. Gerçekten şimdi bu Ramazan'da ben merak ediyorum. Mesela tansiyon hastaları, şeker hastaları tutmak istiyorlar elbette. Evet. Fakat damarlarımız bizim o kadar uzun süre açlıkta ne hale geliyor? Şimdi kan basıncımız ne hale geliyor? Tansiyon problemi olanlar bunu nasıl baş ediyorlar? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki ilk başlarda yani çok uzun süre aç kalmak insanın sağlığı için zararlı diye düşünülüyordu. Doğru. O yüzden hani hep eskiden diyetisyenler olarak, tabii. doktor olarak derdik ki hani daha sık yiyin, az yiyin ama sık tüketin. Evet. Fakat son yıllarda biliyorsun aralıklı açlık, aralıklı oruç denen bir beslenme şekli şu ortaya çıktı. Şu an bütün dünya onun evet. peşinde. Çünkü fare modellerinde yani fareleri aç bıraktıkları zaman evet. gördüler ki aç kalan fareler daha uzun yaşıyor evet. tok kalanlara göre. Çok enteresan. O yüzden açlık insan ömrünü uzatıyor aslında evet. oldukça yararlı. Şimdi, yani biz dinimizin esas temeli olarak aslında zaten uzun evet, bunu biliyoruz, yapıyoruz. Ama sağlık açısından da çok faydası çok var. Çok faydası var. Ama tabii ki sonrasında yediklerimiz, tabii. sahurda yediklerimizin çok önemi var. Şimdi bu dünyaca ünlü işte bu Facebook, Instagram gibi biliyorsunuz kuruluşlar evet. var. Onların başlarındaki kişilerden biri geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Haftada 3 gün oruç tutuyormuş. Her sabah uyandığında buz banyosuna giriyormuş. Evet, bu buzla şoklamak neden? Genç kalmak için işte hücrelerini güzel bir şekilde zinde tutabilmek için. Meltem ablacığım, aşkım sana bunu bırakalım. Tamam. Memnuniyetle. Bu aldı başını tamam. Çünkü hücrelerimiz ve damarlarımız deyince hemen aklıma bizim masamızdaki bu damar maketlerimiz geldi. Hocam tamam. bize bunu Ramazan'da nasıl baş edeceğimizle ilgili çok güzel tamam. anlatacaktır eminim. Geçelim oraya. Kolay gelsin Meltem abla. Ellerine sağlık şimdiden. Sonucuna çok görmeye tamam. geliyoruz. Ben hazırlanıyorum ve sizi dinliyorum. Evet hocam, sağlıklı bir damar nasıl çalışır? Bu açlık hallerinde bizim başımıza neler geliyor? Tansiyonumuza neler oluyor? Nasıl geçelim? Nasıl isterseniz. Peki, şimdi. Buyurunuz. Burada gene bir sürü şeyleri getirdik ki rahat rahat anlatalım diye. Aynen. İşte bu bizim damar yapımız. Evet. Şunu alayım, bu sevmediğimiz bir şey evet, damarda aslında değil mi? Evet, o olmaması gereken evet. şey artık ben de öğrendim sizinle. Şimdi damarlarımız bizim çok narin yapılar aslında. Doğduğumuz anda öyle pırıl pırıl damarlarla doğuyoruz. Ben bunu şöyle yapmak istedim. Sanki bir damar var, yani şu damarın şöyle olduğunu düşünün, bu damarı. Evet. Sanki bunun yarısından kesersem nasıl olur onu göstermek kesit adına size. Böyle evet. bir kesit getirdim size. Şimdi damarımızın içini görüyoruz. Şimdi bakın damarımız ilk doğduğumuz zaman pırıl pırıl oluyor. Hı hı. Dışında bir kırmızı katmanı var. Evet. İçinde böyle bir arada beyaz bir yapısı var. Bu daha fazla kendi kasları var. Bir de içinde böyle kendini örten bir örtüsü var. Peki. Pırıl pırıl ve böyle baktığınız zaman da içinden kan akışı çok rahat devam ediyor. Normal bir insanın damar yapısı kaç yaşına kadar bu kadar normal kalır? Şöyle söyleyeyim. Var mı öyle bir istatistik? Var. Çok erken. Esasında doğduğumuz an damar sertliği başlıyor. Başlıyor değil mi? Ve 3-4 yaşındaki çocukların başka nedenlerle vefat etmiş çocukların otopsilerine bakıldığı zaman onların damarlarında çok ince, belli belirsiz şöyle damarda yağ çizgileri olmaya başlamış. Çok enteresan. Görülüyor. Bunlar öncü lezyonlar zaten. Evet. Yani bunlar daha sonra işte ne yapmaya başlıyor? Damarda birikmeye başlıyor. Gittikçe artmaya ve kalınlaşmaya başlıyor. Böyle İlerleyen kalınlaşmaya yaşlarda. Başladıkça da bu sefer damar daralmaya başlıyor. Tabii. Şimdi ne oluyor? Bizim damarlarımızın içinde mesela tansiyon en önemli şeylerden, tabii. risk faktörlerinden bir tanesi. En son ne zaman ölçtün tansiyonunu?
4 yeni gün mi? Önce evet. Bakalım mı? Bakalım hocam. Hadi gel bakalım. Biraz düşüktü tansiyonum. Biraz böyle başım dönüyor gibiydi. Hı-hı. Hemen bir eczaneye girdim Nişantaşı'nda. Dedim bir bakalım benim neyim var? Bir tuzlu ayran mı içeyim? Hemen insanın aklına o gelir ya hocam. Evet doğru. Hemen ölçelim. Sonra kaç çıktı? 9.5'a 6.5 çıktı. Tamam şu düşmesi. Evet benim biraz düşük seyreder. Biraz düşük hakikaten. Ama evet. Düşük tansiyonun bir problemi yoktur. Değil mi? O yüzden herkes hep diyor ya hani işte tansiyonum düşük ne yapayım? Hiç onun için de endişe etmeyin. Çünkü bence şanstır. Evet. Tansiyonunuz ne kadar yükselirse esasında sizin için o kadar riskli hale gelir. Evet. Düşük tansiyon o yüzden iyidir. Şimdi... Şunu söylemek lazım. Bir kere tansiyon ölçerken biz esasında şu anda sadece göstermek için yapıyoruz ama tansiyon ölçmenin de bir yöntemi var. Gerçekten seni düşük hakikaten. Evet evet 10 civarında. 16 evet. Senin şu anda tansiyonun. Aynen. Yüksek hocam çıksaydı. Bu arada tansiyon almayı ben de biliyorum. Hazır bu alet varken öğretelim mi seyircilerimize de anlatalım olur, mı? Olur tamam tabii doğru ki. Doğru tansiyon nasıl alınır? Tabii ki. Değil mi? O çok önemli bir şey çünkü. O zaman neye ihtiyacım olacak biliyor musun? Oturtalım dur geliyorum. Yasin. Evet evet evet. Yasin'cim gel. Gel Yasin. Şimdi ön tarafı alalım değil mi? Tabii, evet aynen hocam. Onu gösterelim. Nasıl bir anda evinizde eğer tansiyon aletiniz varsa, tansiyon ölçme konusunda tereddütleriniz varsa bir takım otomatikler çıktı evet, şu anda. Evet. Onlar da kendileri ölçüyorlar. Fakat en doğru yöntemin hep bu olduğunu söylersiniz. Evet biraz daha civalı şeyler aslında daha iyi. Bunlar evet. Güzel. Elektronikler de artık yavaş yavaş hani o standartlara oturdu doğrusunu isterseniz. Hastanelerde bile artık onları kullanıyoruz. Bir kere bir, tansiyon ölçmeden önce kişi mutlaka dinlenmeli. Tamam. Yani bir yerden dışarıdan geldin, işte koşturdun, ettin zaten hani kalp hızın yükselmişti, tabii. Tansiyonun yükselmişti. Lavabodan yanlış çıktın, bir ölçüm. O da evet, çok önemli. Kesinlikle öyle. Evet. O yüzden önce bir dinlenmiş olmak gerekiyor. Sonrasında tansiyon manşonunu alıyoruz. Yasin senden rica edeceğim, sen de bunu tut istersen. Şimdi kolumuzun üst tarafına hemen sağ bakın kol, bu dirsek çukuruna değil. Etmez, değil mi? Şimdi onu söyleyeceğim. Evet, onu tekrar ama soralım. Unutmayalım. Tamam, önemli bir ayrıntı çünkü o. Şöyle sardım ve bu çıkan diyelim ki işte balonu şişiren tüpü evet. Damar dediğimiz burada atar damarımız var ya herkes şöyle otururken bir baksın. Dirseğinin hafif iç tarafında şurada. Bak nabzın attığını hissedeceksin. Ha. Şurada bir bakar mısın lütfen? Hissediyor musun? Aynen. Herkes aslında bizi izlerken bir baksın. Aynen. Sen de bak lütfen kendi nabzını hissediyor musun? Hissediyorsun tamam. Şimdi bakın en basitinden büyük tansiyonu gösteriyorum evet. Şimdi. Bakın steteskopsuz ölçüyoruz şu anda hiç tamam. Dinlemeden. Peki. Şimdi bunu 200'e kadar çıkardım. Tamam. Tamam. Şöyle özür dilerim tekrar başlayacağım. Sen şimdi nabzını tekrar tut ve hisset. Şöyle üç parmağınla hisset. Üç parmağınla öyle daha net olur. Tamam şimdi bak şişiriyorum. Nefes al bu arada. 200'e kadar çıkardım. Şu anda nabzın kayboldu değil mi? Kayboldu. Şimdi yavaş yavaş indiriyorum. İlk duyduğun nabzı ilk hissettiğin noktayı bana söyle. Daha hissetmedin. Bakın ibre yavaş yavaş düşüyor. Hissettin. Hissetti. Kaçta hissettin? 13'te hissettin. Bu ne demek biliyor musunuz? Tansiyon demek şu. Şimdi Yasin'in kalbi kanı belli bir basınçla kola doğru itiyor. Hı hı. Tamam. Ben de o basıncın üzerine çıkıyorum ve o damarı kapatıyorum. Sonra yavaş yavaş gevşettiğim anda buradaki basınç kanın basıncının altına düştüğü zaman o zaman kan bir anda aşağı gidiyor ve nabzı hissetmeye başlıyor. Evet. Yani buradaki basıncın değerini böylece ölçmüş oluyorum. Evet, çok tansiyon önemli. Dediğimiz şey aslında bu. İlk vurduğu nokta büyük tansiyon, büyük tansiyon, son vurduğu nokta küçük tansiyon. Şöyle onu küçük tansiyonu ancak steteskopla anlıyoruz. Peki. Ne yapıyoruz? Şimdi steteskobu koyduk. Evet. Sesi ilk duyduğumuz yer büyük tansiyon. Yani hiçbir ses duymuyorduk. Sonrasında sesi duymaya başladık. Ses kaybolduğu anda olan basınç da küçük tansiyon demek. Evet. Küçük tansiyonun da önemi var. Hani sadece tabii. Büyük tansiyon değil. Tabii. Küçüğün de yüksek. Küçüğün önemli. De yüksek olmaması İdeal lazım. İdeal tansiyon kaç olmalı? Kadın 12'ye erkek. 8, 11'e 7 civarında olmalı. Şeker hastasıysanız 13'e 8'in üzerinde olmasın. Hı hı. 13'e 8'in üzerinde olduğu zaman hem şeker hastalığının verdiği zarar hem de tansiyonun getirdiği yük beraberinde damarlarda tıkanmaya yol açabiliyor. Hı hı, hı. İki kol arasında.
Evet, ha, iki kolon üstü fark. Mesela önemli. Bir de sporcular da bende neye düşük diye düşün. Mesela Yasemin 13-8 yaşına göre birazcık küçüğünü almadık gerçi ama şimdi alalım bir daha. Yaşla alakası da var mı bunun? Şimdi mesela ben sporcu nabzı diye bir şey vardır tansiyonu diye. Biraz daha düşük, biraz daha kalp ritmi daha şey çalışır. Ben mesela çocukluğumdan beri o şeydeyimdir. Hep düşük benim nabızla tansiyonum. Gidiyor. Aynen. Evet. Sporcular da öyledir. 60'lar civarındadır. Evet, aynen öyle. Bu iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Tabii tabii. Umarım öyledir. Şimdi mesela gelelim. Buradaki tansiyonun kaç? Hemen nabzına baktım. Burada buldum. Nabzı hissettiğim yere stetoskopun ucunu koydum. Alıyorum 200'e hocam. Kadar şişiriyoruz. Kol kaslarını da geliştiriyorsun. Aynen. Aynı zamanda. Evet, şimdi yavaş yavaş indiriyoruz. Ben ilk duyduğum sesi ilk duyduğum yer Yasin'in evet 120'ye 80 olarak duydum ben de. Evet. 12'ye 8 yani. 12 8 gayet normal bir tansiyon. Şimdi görebildiniz mi? Süper yakaladınız. Harika. Şimdi eğer iki kol birbirine eşitse bu sağlıklısınız demek. Bir birime kadar olan fark yani bir taraf 13, normal. Bir taraf 12. Bir taraf 13, bir taraf 12, bir taraf 11, bir taraf 12 gibi olduğu zaman bu gene normal. Tamam. Ama birin üzerinde olursa yani bir taraf mesela 14 çıktı, bir taraf 12 çıktı. Bu bir sinyaldir. Ne demek? Çünkü kalp yukarıya kanı gönderiyor. İki basınç eşit olarak buradan gitmesi gerekir. Bir taraf daha düşükse o zaman burada bir tıkanıklık olabilir. Enteresan. Bu onun göstergesidir. Peki. O yüzden mutlaka tansiyon ölçümlerini ara ara iki taraflı yapmak lazım. Her seferinde gerek yok. Hı-hı. Ama en azından senede bir kere tansiyonu iki taraflı ölçmekte fayda var. Evet, bu da çok güzel bir not oldu bence hocam. Çok teşekkür ederim. Sağlıklısın canım, tebrik ediyorum. O zaten kilo verdikten sonra bence sağlığına hayatında kavuştum. Çok önemli bir döneme geldi. Hocam? Kesinlikle öyle. Kesinlikle şeker, öyle. Onun damarlarındaki artık o yükten kurtulmuş görüntü oldu. Yok yani. Tabii tabii. Aynen öyle. Şimdi bizim modele geri dönelim. Geldik. Şimdi çok iyi oldu bu tansiyon. Bir de ne kadar, kaç defa ölçülebilir bir kolda en fazla onu da söylemiş olalım. Hiçbir şey yok onun aslında bakarsın. Üst üste şişirmemek lazım falan gibi yok, bir şey var mı? Yok, şöyle düşünün hani biz mesela yoğun bakımda olan hastalarda çok sık tansiyon ölçüyoruz. Tabii orada çoğunlukla hani makineye bağlı şurada bir kateter takıp yani bir tüp takıp ölçüyoruz ama hani bazı hastalarda işte kanaması olan acile gelen hastalarda saat başı ölçtüğümüz hastalar var. Yarım saatte bir ölçtüğümüz hastalar var. Orada endişe çok yok doğrusu. Peki. Şimdi damarımızda tansiyon adeta bir yumruk gibidir. Tansiyonunuz yükseldikçe buraya yumruk atar. Ve burada bir yaralanmaya neden olur. Şimdi vücut burada yaralanma olduğu zaman der ki ya benim damarımda bir çatlak oldu, benim bunu kapatmam lazım, tamir etmem lazım. Onun üzerine buraya gelir, yavaş yavaş sıvamaya başlar. Çünkü adeta bir duvar çatlağı gibidir. Sonra bu çatlaklar gittikçe içeriye doğru birikmeye devam eder. Olay şimdi bununla çok sınırlı kalmıyor. Şimdi orada bir topumuz vardı. Evet. Evet. Şimdi burası gittikçe kalınlaşmaya başladığı zaman bakın ne olmaya başlıyor? Damarınız daralmaya başladı. Evet. Biraz önce çok güzel bir akış vardı. Gayet rahat gidiyordu. Ama bir zaman sonra burada kan akışı devam ederken sıkıştı bir işte. Tıkanma oluyor ve sıkışma oluyor. Şimdi bunun üzerine artık damar tıkanıyor. Ve kan akışı sana doğru gelmiyor. Şimdi eğer sen mesela beyin olsaydın, beyine yeterli kan gelmediği zaman ne olacaktı? Tabii tıkayacaktı. Tıkayacaktı. Allah ve kesin, evet. Felç gibi bir durumla karşı karşıya kalacaktık. İşte biz bunu ultrasonla görebiliyoruz. İstersen gene senle ultrasonla bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aynen mı? Ultrasonla durumumuz neymiş? Tamam. Ona da bakalım. Şimdi bu arada soru varsa onları da tabii, alabilirim. Tabii sorularımız elbette var hocam. Çok güzel anlatıyoruz. Damarlarımız neden tıkanır ve tıkanırsa ne olur çok güzel anlattık şu anda. Ama günlük hayatta yaptığımız hangi hareketler kan dolaşımını etkiliyor diye bir soru var. Mesela özellikle Ramazan'da ve bu açlıktan bahsederken tansiyonumuz farklılık göstermesi özellikle tansiyon hastası olup da oruç tutanlarda ilaçlarını belli süreler içerisinde alıyorlar, önlemlerini alıyorlar ama bir tehlike arz ediyor mu damar yapısı olarak? Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Kronik bir hastalık nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kişiler
Olabilir. Etrafınızda olabilir veya bizi izleyenler sizler olabilirsiniz. Özellikle diyabet hastası olan, kalp hastası olan, daha önce geçirdiği bir felç, kalp hastalığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda olan kişiler mutlaka önce doktorlarıyla bir görüşsün. Evet, tamam. Çünkü bazı ilaçlarınızın alınma saatlerinin değişmemesi gerekiyor ve açlıkla da ilişkisi olabiliyor. Yani kullandığınız ilaçlar ilacın emilimini bozabilir ve bu da sizin aldığınız ilacın etkisini azaltabilir. Tabii. O yüzden onu mutlaka doktorunuzla görüşün diyoruz. Tamam. Tabii ki oruçta susuzluk önemli. Susuzluk tansiyonu yükseltir mi, düşürür mü? Düşürür. Düşürür. Su kaybettiğimiz zaman düşürür. Çünkü artık havalar da ısınmaya başladı. Havalar ısındıkça vücuttan su kaybetmeye başlıyoruz. Neyle kaybediyoruz? Hem idrarla kaybediyoruz, terle kaybediyoruz, hareket ediyoruz. Sıcak yerde çalışıyorsanız mesela, fırınlarda çalışıyorsanız örneğin, ekmek fırınında çalışıyor olabilirsiniz. Veya işte daha sıcak ortamlarda çalışıyor olabilirsiniz. Bunlar sizin çok hızlı bir şekilde su kaybetmenize Tabii. neden olur. Bu da tansiyonunuzu düşürür. Tabii. O yüzden belki hani sahurda ve özellikle akşam saatlerinde su ihtiyacınızı karşılamanız gerekir. Peki. Peki. Şimdi yüksek tansiyon nasıl düşürülür diye bir soru daha da var hocam. Bir de alt üst sınırı da net olarak verelim dediniz. Tamam. 12 üst sınırdır, 8 alt sınırdır dediniz. Evet. Ama tedavi sınırı olarak biz genellikle şeker hastasıysak 13'ü, evet. değilse kişi 14'ü düşünürüz. Evet, 14. 14'ün üzerine çıktıysa tedavi ederiz. Şeker hastasında da 13 üzerine çıktıysa tedavi ediyoruz genellikle. Normal. 14'e kadar bir panik yapılacak bir durum yok o zaman. Evet, evet. Küçük tansiyon için de 8-9 diyebilir miyiz 8 bu arada? 8 civarında evet. 9 da sınır diyelim. Sınır. O daha sınır. Üstüne çıkarmayalım. 9'un üzerine çıkarmayalım. Peki, kontrolümüzü bu şekilde yapalım. Şimdi ne ölçeceğiz hocam? Şimdi damar yapımına mı bakacağız? Ama ön tarafa geçelim mi? Tamam, orada daha iyi gösterebiliriz çünkü. Damar yapınıza bir bakalım. Bakalım. Şimdi boyun damarınıza bakacağız. Tansiyonu ölçtük. Damar yapıma da bakalım. Bugün tam damar check-up'ı Aynen gibi hocam, oldu. Aynen hocam, harika değil oldu. Mi? Teşekkür ederim. Şunu isterseniz evet. elinize alın. Alayım ben benim adamımı. Şu anda bakacağım yer neresi biliyor musunuz? Bakın burası. Şu damara bakacağım. Hmm. Şuraya. Evet. Şimdi ben bu damara, böyle duruyor vay ya damar. Vay 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 vay. Bakın böyle koyduğum zaman ultrasonu. Yuvarlak göreceğim çünkü kesit alıyorum. Yani evet. şöyle göreceğim. Hemen elimde tutuyorum. Bakın şöyle göreceğim. Böyle koyduğum zaman. Evet. Böyle koyduğum zaman da. Dikey göreceksiniz. Bunun gibi göreceğim. Şunun gibi göreceğim. Tamam mı? Böyle tamam. Şimdi bakalım senin damarlarının Allah. Durumu nasıldı? Ay çok heyecanlı. Bakalım bakalım. Şimdi. Aman hocam kötü bir şey varsa şöyle ben elimde tutacağım. Yok yok hiç çıkmaz. Senin kadar spor yapan vallahi şaşırtırmışım. Şimdi şöyle yapalım mı? Bunu artık bırakalım. Tamam ben bunu Bunu size. Sana vereyim tamam. Çünkü oradan herhalde kamera daha iyi görecek. Evet. Şimdi bakın Ebru Hanım'ın şah damarı şu yuvarlak bölge. Ve dikkat ederseniz hareket ediyor zaten. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz acaba daha belirginleştireyim. Şimdi şöyle yapıyorum. Evet görünüyor şu anda. Neyse. Görünüyor mu? Ben de oradan bakayım çünkü buradan tersime geliyor. Baktığım zaman. Heh, öyle kalın. Öyle kalın. Şurada. Tamam. Aa, aldık vallahi. Şimdi bakın. Şurası olduğu gibi damar. Evet. Tamam. Şurada damarın siyah olan bölge damarın içi. Tamam. Bakın damarın içinde çok ince bir çizgi var. Fark Ay, ediyor musunuz? Ay başıma gelenler. Gördüm ne hocam? Arada siyah bir bölge var. Kötü bir şey mi? Hayır hayır hayır. Ha. Gayet iyi görünüyor. Altında da daha böyle parlak bir yer var. O neresi biliyor musun? Şu anda baktığım yer şurası bak. Şu ince yer sarısı. Ha. Beyaz, özür dilerim, siyah yer bizim burada pamuklarla gösterdiğimiz evet. yer. Dışındaki parlak da kırmızı. Şimdi ben bunun ne kadar kalın olduğuna bakacağım, ölçüyorum. Eğer burası 1 milimin üzerindeyse o zaman sende damar sertliği var anlamına geliyor. Ay vallahi kaç çıktı görmek ister misin? Bir dakika şimdi evet, sen hocam. Oradan görmedin. Sen kaç olduğunu tahmin ediyorsun? Üst sınır 1. Valla birin altındadır diye ümit ediyorum elbette. Kaç hocam? Şu Ay üstte sadece 0.4. 0.4. Hadi geçmiş olsun. Valla korktum Meltem abla. Öyle salataları yaparken mutlusun orada. Gel bak.
Çok zor bir şey geçirdim şu anda. Teşekkür ederim. Neyse. Allah'a çok şükür damarlarım iyi durumdaymış. Meltem, şimdi oraya geleceğim. Senin damara da bakalım. Bekliyorum. Allah'a emanet. Hocam teşekkür ederim. Peki yani bu şu mu demek? Bütün damar yapımda da bu demek mi? Şimdi damar hastalığı tabii sistemik bir şey. Yani sonuçta tansiyon gidip sadece boyun damarınızı veya sadece bacak damarınızı etkilemiyor. Evet. Bütün sistemi etkiliyor. O yüzden bu bir gösterge aslında. Evet. Biz diyoruz ki eğer boyun damarlarınızda bu ölçümde bir kalınlaşma varsa... Bu kalp damarlarında da olabilir. Hmm. O yüzden mutlaka bir kalp doktoruyla görüşün. Benimki normal sınırlar. Normal, sıfır normal. 0.4. Yok, sıfır yoktur. Değil mi? Mutlaka herkeste belli bir oranda vardır. Hani çocuğa bile baksanız bunu görürsünüz. Peki. Ama işte yaşımız ilerledikçe bu biraz daha kalınlaşmaya başlıyor. Ama dikkat eğer etmek lazım. Eğer tansiyonunuz varsa, şekeriniz varsa, sigara içiyorsanız o zaman tabii bu kalınlaşma gittikçe artıyor. Tabii. Ve bir zaman sonra da hani kalınlaşıyor damarın tıkanmasına yol açıyor. Damar sertliği dediğim şey aslında tam anlamıyla bu. Başka hiçbir şey değil. Şu modelden çok net olarak göstereyim. Doğduğumuz zaman pırıl pırıl olan damarlar. Sonra yaşımız ilerledikçe yavaş yavaş şurada çok hafif ortaya çıkmaya başlayan damar sertliği. Sonra artık problem yaratmaya başlayan damardaki daralma ve en sonunda da damarın tamamen tıkanması ve içinde kırmızı gördüğünüz şekilde pıhtının gelmesi ve pıhtının da damarı tıkaması. Allah korusun. Evet, bu noktaya gelmeden bütün bunları biz peki kan tahlillerinde mi görebiliyoruz? Yani kolesterol, iyi kolesterol, kötü kolesterol oranımız bizim damar yapımızın bir göstergesi midir? Şimdi tek başına kolesterol doğru bir gösterge değil. Neden? Çünkü kolesterol kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Bakıyorsunuz mesela normalde genel eğilim şu. Siz kolesterollü bir şey yani kolesterol oranı yüksek yiyecekler yediğiniz zaman karaciğer diyor ki ya ben zaten yeteri kadar kolesterolü aldım. Evet. Ben kolesterol sentez etmeyeyim. Fabrikadaki üretimi biraz durdurayım diyor. Fakat %25 kişide toplumda yani her 4 kişinin birinde karaciğer bunu idare edemiyor ve kolesterol yükselmeye başlıyor. Zaten o kişilerde kolesterol bir de oksijenle karşılaşınca damar sertliğine yol açıyor. Yoksa mesela kolesterolü her yüksek olan kişi biliyorsunuz damar sertliğiyle uğraşmıyor. Hani hep vardır ya işte kolesterolüm yüksekti mesela diyor dayımın. Doktor bey işte bana ilaç veriyorsunuz ama bu dayımın kolesterolü yüksekti hiçbir şey olmadı. 90 yaşında Allah'a şükür. Çünkü herkesin metabolizması birbirinden farklı. Evet. Peki hocam, şimdi yemeklerden bahsettik. Buraya doğru geçerken biraz da şeker hastalığını konuşalım. Sonuna geliyoruz çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiler çok önemli oldu. Şeker hastalığı neden arttı? Ay salataya bakın. Of, neler oldu? Ellerine sağlık. Ama şimdi hocam bu bir porsiyon değil. Ailece tabii. Herkes kasesini alabilecek. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bunun yarısını tek başıma her akşam yiyorum. Ya, gerçekten bravo. Evet. Baksanıza çünkü, hocam. Çünkü ya bakın şimdi gün içinde sebzeyi bir kere çok tüketmek gerekiyor. Evet. Çok güzel bir çalışma var. Benim biraz eksikliğim galiba. 2 sene önce çıktı. Günde 800 gramın altında sebze tüketenlerde kalp damar hastalıkları daha sık. Gerçekten evet. Hocam. Bakın günde 800 gramdan bahsediyorum. Kanserden korunma açısından bakılmış. Kanserden korunmada da 600 gram çıkıyor. 600 gramın üzerinde tüketmek kanserden ekstra bir koruma sağlamıyor. Peki. Ama kalp damar sağlığından korunmak için 800 grama kadar çıkmak gerekiyor. Evet, bol sebze. Bu gökkuşağı salatası hem sebze açısından hem içerdiği besin değeri yüksek şeyler açısından, protein açısından gerçekten çok besleyici oldu. Çok lezzetli, içinde sağlıklı yağları var ve bizim açımızdan da ideal iftar menüsü. Değil mi? Şeker hastalarının da kullanabileceği, yiyebileceği, içinde her türlü şeyin oldu ve o dengeyi de çok güzel sağlayacak bir salata oldu. Ellerine sağlık aşkım. Ellerine sağlık. Evet, iftara afiyet böyle güzel olsun. Bir şey isterseniz efendim. Ne kadar da güzel süslemiş çiçeğim. Aynı kendisi gibi. Ay, çok teşekkürler Meltem ablacığım ve sevgili doktorumuz Profesör Doktor Murat Aksoy, genel cerrahi uzmanımız. Hocam çok renklisiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür her ederim. Zaman çok zevkli. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve yayına devam ediyoruz. Doğal makyaj nasıl olur? Hanımlar, cilt bakımını hangi sıklıkla uygulamalı? İpek kirpikler ne kadar süre kullanılabiliyor? Makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı Arzu Yurter anlatıyor. Bir hale getirmemiz gerekiyor. Altın oranı yakalamamız gerekiyor. Şimdi kendine iyi bak da.
Şimdiki konuğum Arzu Yurter. Kendisi çok hoş bir hanımefendi. Gördüğünüz anda zaten ne mesleğe sahip olduğunu hemen anlayacaksınız. Ben şöyle baktığımda hemen bu kadar renkli, sarışın, renkli gözlü, turuncu ruj sürebilmiş iddialı bir insanın makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı olması olmaması mümkün değil dedim. Hoş geldin. Değil mi? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, kendimize en büyük göstergesiniz aslında değil mi Arzu Hanım? Öyle. Mesleğimle bütünleşmiş olmak herhalde böyle bir şey. Böyle bir şey. Evet. Yani size baktığımda en doğru makyajı, en değişik kaş şekli yüzünüze yakışan, rujun rengini mesela. Evet. Mesela bu ruju nasıl bir tene uygulamak lazım? Herkes bunu süremez. Yani bence öyle bir şey yok. Aslında hani çok fazla bir de şeylerimiz var bizim makyajda, kalıplaşmış kurallarımız var. Ve pek çok doğru zannettiğimiz yanlışlar da var makyajda. Kırmızı ruj olur, göz makyajı ağırsa kırmızı olmaz. Hani mesela rujda derler falan ya. Oysa ki bilirsiniz smokey eyes yaptığımızda kırmızı rujumuzu sürüyoruz. Ama hani bir saray gibi bir yerdeysek, kapalı bir mekanda, iyi bir davetse, hani abiyelerle beraberse aslında saç, makyaj, renkler, kullanılan aksesuar, tabii, giyilecek yer, mekan, bunların hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün ve hepsi çok önemli. Evet, konsepte göre yani gidiyor. Evet. O yüzden mesela ben turuncu ruju çok kullanırdım. Bez bebeğin zamanında make-up'ıydım ben. Orada uçuyorduk yani sevgili Oya abla özellikle. Ay, peri olduğu için o sürekli benim. döndükçe evet, ben de orada çeşit çeşit renklere turuncuyu kullanabiliyorduk. O da çok açık, yani yeniliklere çok açık, çok renkli bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Şimdi nereden nereye geldik bir anda? Şimdi makyajlardan bahsedeceğiz. Bu yaz hangi makyajlar moda? Gelin makyajları nasıl olmalı? Eskiden gelin makyajı deyince daha ağır, daha farklı makyajlar mı acaba akla gelirken? Ha mesela mavi far. Mavi far, o mavi yarış far nedir affedersiniz? Yani bir geline mavi far sürme... Şimdi o aslında şöyle bir şey Ebru Hanımcığım. Makyajın da bir tarihçesi var. Evet. Aslında onlar da 80'li 90'lı yılların trend makyajlarıydı. Allıkların o böyle pembe pembe olduğu dönemler. Ben mesela şeylere gidiyorum, etkinliklere gittiğimde dönemsel etkinlikler 80'ler 90'lar 70'ler 60'lar. Evet. Hani 40'larda kaşlar hiç yok gibiydi gibi gibi. O da aslında onun bir getirisi de önemli olan şimdi bu zamanda o makyajı yapmayın. Aynen değil mi? Çünkü makyaj deyince şimdi allık dediğiniz şey yanağı renklendirmek. Ama biz allığı çok görüp, dudağı çok görüp, gözü çok gördüğümüzde bir boyalı bir hale geliyoruz. Evet. Ama dünya bir doğallık haline döndü çılgınca bir şekilde. Yani beslenmeden spor şekillerine her türlü güzellikle ilgili malzemeleri kullanıma kadar. Siz buna nasıl bakıyorsunuz ve doğal makyaj nasıl olur lütfen bize öğretin. Şimdi şöyle onu da anlatayım. Bir kere makyaj sanatçılarının bizim ne yazık ki sektörümüzün bir okulu olmadığından dolayı bizlerin make-up yapanların aynı zamanda bir heykel ve resim eğitimleri de alması gerekmekte. Önemli olan makyaj yaparken kişinin ruhunu, karakterini, güzelliğini ortaya gizli bir şekilde, romantik bir şekilde vermek. Çok güzel. İnceden nakşetmek. Bunun için de tabii ki bilinç düzeyi yüksek bilgi eğitimi ve donanımı yüksek kişiler başarabiliyorlar. Ben doğal makyaj dediğimizde kişinin kendi ruhunu, karakterini, anatomik yapısında nerede öne çıkartacağım, nereyi geri çekeceğim, o hoşluğu vermektir, zarafeti evet, vermek. Kadın çünkü zarif yaratıktır. Ay, çok güzel söylüyorsunuz. Evet. Şu an yapmış olduğunuz bir takım makyajlar var. Burada doğru makyaj, yanlış makyajları da görüyoruz yapılan. Doğal makyajların, doğal gelin makyajlarını görüyoruz. Peki efendim, şimdi tabii makyaj çok güzel de cilt iyi olmazsa makyaj da kendini o kadar göstermiyor. Dolayısıyla evet, cilt bakımlarının da önemini vurguluyorsunuz. Bana evet, sosyal medyamdan da çok sık gelen sorulardan bir tanesidir. Sivilcelerimizi kapatabilir miyiz? Sivilceleri çok fazla biliyorsunuz ki kapatmamız mümkün değil. Tepe tepe görüntüler de oluşabiliyor. Ve makyajın tabii ki en güzel makyaj, en temiz cilde yapılan makyajdır. Bu sebepten dolayı da ille ki sivilce, akne ya da leke olmasına gerek kalmadan kişilerin 25 yaş itibariyle, hatta 21 yaş itibariyle
düzenli cilt bakımlarını yaptırması gerekmekte. Evet. Temiz makyaj, temiz ciltte daha hoş duruyor bizim. Ben gerçekten şimdi şöyle bir dönüp baktığımda uzun zamandan beri ne kadar cilt bakımına meraklı oldum. İçgüdüsel olarak İzmir'de üniversite yıllarından itibaren, sevgili Zuhal'cim beni izliyorsa çok öpücüklerimi gönderiyorum. Çok değerli bir estetisyen, güzellik uzmanıyla o zaman tanışmıştım. Ayda bir, iki ayda bir, o zaman bütçeme göre, harçlığıma göre giderdim. Süper. O cilt bakımını yaptırırdım. Süper. Çünkü bu yaşlara işte dinamik ve ışıl ışıl geliyoruz. Evet. Evet, önceden bu önlemleri almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok. Peki, şimdi cildimiz güzel, makyajımızı hoş yapıyoruz ama yaz da kapıda olduğu için bu gözlerin vurgulu hali ve kirpikler başrolde. Aynen, kalıcı oje, ipek kirpik, vazgeçilmezimiz. Değil mi? Tabii. Kalıcı oje de çok Tercih ediliyor çünkü çok rahat. Yani bir tatile gidiyorsunuz, denize girdiniz, çıktınız, ojem bozuldu, kirpiğim düştü, rümen sürdüm, süremedim, kalıcı makyaj. Yani hepsi tabii hepsi bir oldu mu zaten hoş oluyor. Kaş göz gerisi söz. Boşuna bakıyorsun. Harika ama tabii doğal olduğu sürece bunlar da çok hoş oluyor. Peki ipek kirpiklerden bahsedelim biraz. Doğal duruyor mu? Şimdi ipek kirpikler evet doğal duruyor. Hatta şimdi onları biz şöyle yapıyoruz. Yani onların volümleri var. Onlar volümlerine göre isimlendiriliyor. Evet. 3D, 6D gibi gibi hani 3D dediğimiz, 6D dediğimiz. Bunlar orada volümlerin kendi uzmanın kendi volümlemesiyle yapılan uygulamalar. Yani birkaç kat kirpiği aslında koyuyorsunuz. Aslında birkaç tane kılı bir araya getirip onu oraya tek kirpiğin üstüne uyguluyoruz. Muhteşem bir kirpik buldum. Kişinin benim kendi kirpiğimden çok daha hafif. Ha, kirpik de çok önemli. Evet. Şimdi o 3D, 6D diyorsunuz. Ağırlık yapmıyor mu göz kapağına diye hemen düşündüm. Düşünürüz. İşte burada o şeyler yeni çıkan kirpikler var. Evet. Onları bir araya getirdiğinizde kendi kirpiğinizden daha hafif. Onlar kaşmir olarak geçiyor. Ben normalde kaşmir yapıyorum ama herkes ipek kirpik diye bildiği için hani ipek kirpik adı altında ben de yorumluyorum. Yani kaşmiri de var bunların. Tabii. O kadar hafif, güzel. Asla kirpiklerde kişiler bunu ovalamadığı sürece, makyajımızı düzgün temizlediğimiz sürece, hamam, sauna ya da günlük havuz gibi sporlardan yüzük oyun ya, mesela yatmadığımız sürece çok uzun kullanılabiliyor. Yani benim ama şimdi tatile gidiyorlar, denize girmeyecek, kafalarını sokmayacaklar. Girsinler, çıksınlar ama havluyla yüzlerini ovuşturmasınlar mesela. Peki. Bir de şey yapılıyor, çok yoğun olsun, çok uzun olsun, doğalı olsun. Doğal olsun. Yani doğal tercih edilsin. Peki, harika. Bu yapılabiliyor. Sonra tekrar edilebiliyor. Düşenler yerine takılabiliyor. Düşenlerin yerini dolduruyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Baktım ki çok şey olmaya başladı. Kirpik deforme oluyor, uzamış. Hadi diyorum çıkaralım, yenileyelim. Evet. 6 ayda bir, 7 ayda bir komple söküyoruz. Onun haricinde araları dolduruyorum. Evet, ufak bakımlarda her zaman olduğu gibi gerekiyor. Sevgili Arzu Yurter, çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle saç pigmentasyonu uygulamasını da konuşmak istiyorum. Bir dahaki sefere bırakalım. Ama tamam, kısaca inşallah. Bahsetmek istersek saçtaki boşlukları doldurduğunuz bir makyaj uygulaması. Evet, saç mikropigmentasyonu topiklemenin kalıcısı diyelim. Kalıcısı. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Saça bir kontür mü yapıyorsunuz? Kontür yapmıyorum. Minik minik saç folikülleri varmış gibi efekt veriyorum. İşimiz ilizyon. İlizyon değil mi? Bu ne yapıyor? Nasıl bir görüntü elde ediyoruz? Saç varmış gibi. Komple kellerde sıfır kullanılan saçsızlıklarda saç varmış efekti oluyor. Mükemmel. Amerika'daki falan Avrupa'da çok yaygın. Çok yaygın. Aynı zamanda saç derma mezoterapisi de yapıyoruz. O da çok önemli. Evet. Saça da iyi bakmak lazım. Evet. Saçlarınız da çok güzel bu arada. Teşekkür ediyorum. Arzu Yurter efendim, makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı bizlerleydi. Teşekkür ettikten sonra diyoruz ki kendine iyi bak, devam ediyorum. Evet. Sağ olun efendim. Bel ve kalça ağrılarının sebepleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Uzman fizyoterapist ve osteopat Ümit Erkut anlatıyor. Hastalıklar bilinçaltı nedenler yüzünden olabilir mi? Osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti, bilişsel terapist Kübra Erkut anlatıyor. Bilinçaltı bizim ilkel beynimiz. Bir şeyi biz refleks haline getirdiğimizde bilinçaltımıza indirmiş oluyoruz. Hani düşünmeden yapabildiğimiz hale geldiğinde. O görüntüdeki bulduğumuz şeyler hastanın ağzından çıktığı şikayetlerle uyuşuyor mu? Şimdi kendine iyi bak da. Evet efendim, şimdiki konuklarım gördüğünüz gibi yanımdaki çok güzel hanımefendi. İsmi Beren. Beren'cim sen kaç yaşındasın? 4 mü? Neden geldin sen buraya? Ha, canım iste. Çok iyi ettin. Böyle her canın istediğinde gelir misin lütfen bana? Tamam, seni çok beğendim ben çünkü maşallah sana. Annen baban kim senin? İsimleri ne? İsimlerini söyleyelim mi anne babanın?
Takdim edelim mi onları? Doktorlar mı onlar? Evet. Efendim bugünkü konuğum şu an gördüğünüz gibi çok tatlı bir kız çocuğu ama Ümit Erkut, uzman fizyoterapist, osteopat, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Erkek Sağlığı Kurucu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili kızınızı aldım, programa başladım ben. Ve çok değerli eşi Kübra Erkut, siz de hoş geldiniz. Osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti ve bilişsel terapist. Evet, bugün konuşacağımız konular bel ağrıları, sebepleri. Bel ağrıları nasıl tedavi edilir ve bilinçaltına giden yolculukta harika bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle Allah bağışlasın. Bu ne böyle? Annesi babası. Teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim maşallah. Resim mi yapıyorsun sen? Evet, biz burada biraz sohbet edeceğiz. Sen de resim yapabilirsin istersen. Ben yaptım. Ne? Nedir bu? İnsan. Ha, bir insan yaptın oraya. Aferin sana. O da güneş. O da güneş. Hadi biraz daha yap bakalım, tamam mı? Mesela bu küçük ağacı yapabilirsin şimdi buradaki bakarak. Olur mu? Tamam, anlaştık. Ay ben bunu yerim. Maşallah. Pekala efendim. Bel ağrılarından başlayalım. Sevgili Ümit Bey, bel ağrılarının sebepleri nelerdir? Bel ağrılarının sebepleri, beldeki ağrı bir semptom. Oraya semptom, bu ağrı semptomunun sinyalini verebilecek, neden olabilecek birçok problem var. Bunlar kas olabilir, eklemsel olabilir, organsal olabilir. Bundaki sorunun, yani bir böbrek problemi de belde ağrıya neden olabilir veya bizim faset eklem dediğimiz bir problem de olabilir veya ikileyen kemiğiyle kuyruk sokma arasındaki eklem de buna neden olabilir. Aynı zamanda orada, o bölgedeki kaslar da yine belde ağrıya neden olabilir. Yani beldeki ağrı aslında bir semptom. Semptom, yalnız çok enteresan bir şey. Böbrek ağrısı da, böbrekteki bir problem de bele ağrı olarak yansıyabilir dediniz. Evet. Çok karıştırılır mı bu? Testleri var, karıştırılabilir yine. Böbreğe yönelik yapılan testler var. Herhangi bir testlerde bir problem gördüğümüzde zaten bunu ilgili uzman hekim, genelde üroloji uzmanları ilgileniyor, nefrologlar ilgileniyor bu bölümle ilgili. Hı hı. Böyle bir durum, testlerde pozitiflik bulunduğunda bu uzman hekimlere zaten ilgili yönlendirmeler yapılıyor. Evet, tabii bu çok çok önemli. Şimdi bunun elbette tedavileri var, fakat hemen bilinçe gelmek istiyorum burada Kübra Hanım. Beraber gidelim bu soru cevaplarda. Gerçekten bu bel ağrıları psikolojik midir bazen? Bilinçaltımızda ne vardır da belimize yansır gibi bir soru sorsam size. Evet, aslında bel ağrısıyla ilgili de psikolojik, duygusal çatışmalar vardır. Evet. Hmm. Hani genel olarak böyle işte hangi hastalığın hangi duygusu vardır şeklinde kategorize edilmiş, evet, kitaplara rastlıyoruz aslında, ama bizim neyi nasıl ifade ettiğimiz de önemli. Başkası için o olayı yaşamak hiçbir sorun olmayabilir. Aldatılan kadın örneği vardır mesela. Peki. Aldatılan bir kadın aldatılmayı sindiremiyorsa bindesiyle ilgili bir sorun yaşayabilir. Ya da bu pis olayı ben hazmedemiyorum diyorsa bağırsakla ilgili bir kanser bile açığa çıkabilir. Evet. Ya da aldatılmış olduğu kişiyle kendisini kıyasladığında depresyon yaşayabilir. Ben zaten bu adamdan ayrılmak istiyordum, bir bahane oldu derse de hiçbir hastalık yaşamayabilir. Aa, yani çok gerek... güzel. Hani böyle boş ver gitsin diyebilenler, evet, tamam ben bundaki hayrı görebiliyorum, bunu yaşamamdaki sebep nedir, bunu düşüneceğim ve bundan ders alıp ilerleyeceğim diyebilenler aslında yaşadıkları duygusal problemlerden hasta olarak çıkmazlar. Evet. Ama bunu bilinçleriyle bir türlü çözememiş ve problem haline getirmiş insanlar daha sonra bunu çözebilmek için bilinçaltlarına yeterler ve bilinçaltı da ilkel beynimizdir bizim. Aslında bizi hayatta tutmak için uğraşıyordur. O da bir hastalık üretir bizim için. Bel ağrısıyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Şimdi kadın sağlığıyla da çalışıyorum ya ben. Eğitimlerde eklediğim bir makale vardı. O hep orada da anlatırken söylerim, hoşuma gider. Sakroiliyak eklem, yani belle ilgili olan eklem problemleri, bilateral problemlerde hamile kadınlarda görülme sebeplerini listelemişler ve listelerden biri de daha düşük eş durumu. Çünkü neden? Maddi olarak çalışamayacak bir dönem ve eşi de daha düşük durumdaysa ondan maddi olarak sıkıntıya gireceğini düşünüyor ve yükü artıyor. Hmm. Yükü arttığı için bu bilateral sakroiliyak eklem disfonksiyonlarını arttırıyor. Çok enteresan. Bu şekilde daha bilimsel makalelerin içerisinde de aslında ipuçları çıkıyor diyebilirim. Aslında hepsini bir araya getirdiğimizde bir reçete ortaya çıkıyor ya, evet, da bir, evet, bilgi ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Yani aslında psikolojimiz, bilinçaltımızda var olan her şey hastalıklarımızı bir nebze tetikliyor da diyebiliriz. Kendimizde, evet, yaratıyor muyuz? Bir saç ayağı düşünelim. Evet. Bu saç ayağından birisi de budur. Birisi de budur, ama evet, tabii ki doktorumuzun dediği gibi mekanik bir problem yoksa. Tabii. Mekanik problem var ise, belde fıtık, belde işte kanalda daralma vesaire bir takım problemler. Yine de bu psikolojik hal onu tetikler mi?
daha da arttırabilir. Var olan semptomların şiddetini arttırabilir. Evet. Yani daha da sempatik aktiviteyi arttıracağından dolayı kastaki spazm dediğimiz şeyin tonusunu arttırarak şiddetini de beraberinde getirebilir. Bu zaten psikolojik kısım şu da aynı zamanda. Psikolojik bir problem olduğunda postür bozukluğu direkt yaşanan bir şey. Depresif bir postür. Bu da yani her halükarda durumu daha da semptomlarını arttıracak bir mekanizmanın bir parçası. Göstergesi, evet. parçası. Peki, bel ağrılarında kırmızı çizgiler nelerdir diye sormak istiyorum hemen Ümit Bey. Bel ağrılarında daha çok nörolojik bir semptom varsa bu bizim kırmızı çizgilerimiz. Ağrının şiddeti bizim için bir kırmızı çizgi değil. Bununla beraber kaslarda güçsüzlük, yani beldeki bir problemden ötürü veya fıtık dediğimiz halk arasında biz disk hernisi olarak tanımladığımız problemin bacaklarda kas güçsüzlüğüne neden olması veya idrar kaçırma gibi problemlere neden olması bunlar kırmızı çizgiler. Fakat biz bir bütün olarak bakıyoruz. Osteopatide de bizim yaklaşım tarzımız bu şekilde. Evet. Filmde çekilen görüntüleme yöntemleri var. Bu görüntüleme yöntemlerinden çıkan şeyler o kişinin anatomisini gösteriyor. Ağrının nedeni olduğu hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Ağrı farklı bir şey. Cihazlar ağrının yerini göstermez, evet. Kişinin anatomisini gösterir. Biz ise o oradaki ağrıyı o sebepten dolayı olduğunu varsayarsınız. Bu varsayılır. Biz daha çok uyuşuyor mu? O görüntüdeki bulduğumuz şeyler hastanın ağzından çıktığı şikayetlerle uyuşuyor mu? Eğer örtüşüyorsa, yani bir idrar kaçırmadan bahsettim ama idrar kaçırma ağrıdan önce mi sonra mı bu dahi bir bir nedenin kaynağının farklı olduğunun göstergesi. Bunun üzerinde bayağı bir anamnez alıp yani hastanın ağzından çıkan kelimelerle bu diğer bulduğumuz her şeyin örtüştüğü takdirde bizim için anlam ifade ediyor. Dedektifçilik gibi bir şey aslında. Evet, kesinlikle öyle bir iz sürüyorsunuz. Aynen. Yani hastanın ağzından çıkan da ağrıların uyuşması ve tabii ki en önemlisi gösterge elinizdeki röntgenlerin MR sonuçlarının. Peki bir kişi gerçekten birinde ciddi ağrılar ve problem hissettiğinde başvurması gereken ilk nokta fizyoterapistler midir, ortopedi doktorları mıdır? Ortopedistler size mi yönlendirir? Ortopedistler yani ağrı olduğunda ilk gidilen yerlerden biri ortopedi uzmanları. Evet. Ortopedi uzmanları gerekli zaten görüntüleme cihazlarıyla baktıklarında eğer kendilerini ilgilendiren bir durumsa müdahalede bulunuyorlar. Evet. Değilse fizik tedavi uzmanları şeklinde bu şekilde bir dönence var. Hı hı. Ama ağrıda bizim halkın bilmesi gereken şey nörolojik bir bulgu varsa cerrahi yöntemlerin gideceği bu idrar kaçırma, kas güçsüzlüğü, uyuşmanın yeni noktaya gitmesi. Evet. Bunlar bir nörolojik semptomdur. Bunlar olayın biraz daha ilerlediğinin göstergesidir ama ağrı çok farklı. Çok farklı bir şey. Beynin kendi yapabileceği bir semptom aynı zamanda. Halkın ilk gideceği yer olarak kendilerinin de bunun farkında olup ona göre sağlık basamaklarını takip etmeleri gerekiyor. Ağrı objektif bir şey değil aslında, onu da söylemek istedim. Ağrı çok subjektif bir şey. Çünkü bazen de ağrıyla kliniğe gelen kişilerde hiçbir şey bulunamıyor. Doktor gezmişti. Nöroşirurjiye gitmiş, ortopediye gitmiş, nörolojiye gitmiş, argolojiye gitmiş. Herhangi bir şey yok ama ağrı var. Artık sen bunu uyduruyorsun demeye başlıyorlar hastaya ama o hasta bunu uydurmuyor. Çünkü ağrı çok kişisel bir deneyimdir. Ve şimdi kas kaynaklı ve fasyal bağlantılar üzerinden kasları olumsuz etkileyen bağlantılar olduğunda bu patolojik bir şey göstermez ama ağrı vardır ve bizim yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Evet, önce doktoruna gitmeli, patolojik bir şey yoksa o zaman fizyoterapistine, osteopatına gitmeli diye özetleyebiliriz aslında. Peki bilinçaltına hemen gelmek istiyorum. Bilinçaltı deyince bu bilinçaltının temizliği bir şekilde ağrılarımızı yok eden bir girizgah mıdır diye size sorayım. Bilmiyorum aslında, ne kadar doğru ya da ne kadar mantıklı yaklaşabiliriz. Evet, önce bir tanımlamayı aslında üzerinde konuşup düzeltmek güzel olacaktır. Genelde şöyle oluyor, ya işte siz bilinçaltı çalışıyormuşsunuz, benim bilinçaltım çöplüğe döndü, onu temizler misiniz? Hayır, temizleyemem çünkü bilinçaltı temizlenmesi gereken bir yer değildir. Bilinçaltımız... Biz bilir miyiz bilinçaltımız çöplüğe döndüğüne demek? Yani kafamız karışık mı demek sizce? Yani baş edemediği çok fazla sorun olmuş. Çocukluğundaki pek çok travmayı bazısını silmeye çalışmış, bazısını silememiş hatırlıyor ve diyor ki benim bilinçaltım zaten çöplük, lütfen temizleyin. Ya da şey zannedebiliyorlar, hani bir seansta temizlik yapılacak vesaire. Temizlenecek bir yer değil. Önce onu netleştirelim. Hani bilinçaltı temizliği diye bir şey de yok. Çünkü bilinçaltı bizim ilkel beynimiz.
Bir şeyi biz refleks haline getirdiğimizde bilinçaltımıza indirmiş oluyoruz. Hani düşünmeden yapabildiğimiz hale geldiğinde. Bu artık bizi hayatta tutma refleksleri gibi otomatik hale gelmiş oluyor. Ve çocukluk deneyimlerimizde orada bizi hayatta tutmak için bazı biz çıkarımlar yapıyoruz. Ve bu çıkarımlar bizim bilinçaltı kodlarımız haline alıyor ve bazıları hatalı olabiliyor. İleri yaşlarda da duygusal çatışmalar yaşadığımızda az önceki kadın örneğindeki evet. gibi bunu çözebiliyorsak ne âlâ ama çözemiyorsak artık o vücuttaki kortizol salınımını indirgemek için, stresi azaltmak için unutmayı seçiyoruz, bilinçaltımıza yetiyoruz. Ama bilinçaltı da strese maruz kalmamamız için bir çözüm üretmek zorunda ve o ilkel çözüm üretiyor. 0-5 yaş grubunda çünkü soyut somut kavramı yoktur ve bilinçaltımızda bir 0-5 yaş çocuk gibi çözüm üretecektir. Hazmedemiyorum dediğiniz şeyi gerçekten hazmedememek olarak algılayacaktır. O yüzden bizim bu hatalı kodlamaları aslında bizi hayatta tutmak için var olan bilinçaltının kodlamalarından daha üst beynimizle hatalı olduğunu anlayabildiğimiz kodlamaları keşfedip üst beynimizle ona hükmedebildiğimizde, değiştirebildiğimizde biz o zaman aslında özgürleşmiş oluyoruz. Çok güzel bir şey. Bunda peki nasıl bir çalışma gerekiyor? Bu söylediğiniz çok güzel ve herkesin yapası var yani şu an bizi izleyen herkesin bir anda. Evet ben ilkel beynimle üst beynim arasında bir bağlantı kurup kendimi tedavi etmek istiyorum. Çünkü evet. herkesin, hepimizin yükleri var. Yetiştirilme tarzımız, toplum, baskılar, kadın olmak, erkek olmak, eğitim, eğitimsizlik, güncel durum, herkesin maddi durumu... Hayat şartları evet. değil mi gibi birçok yükleri çocuk eşittir endişeler anne olmak vesaire gibi birçok şey değil mi? Evet algıyı değiştirmek çok önemli. Hı. Aynı durumdaki iki insan çok farklı algılıyor olabilir durumu. Evet. Ve biz aslında korku ve endişeyi bırakabildiğimizde algımızı değiştirebildiğimizde çözümleri de görebilir hale geliyoruz. Evet. Çözümleri görebilmek için de korkuyu indirgemek gerekiyor. Ve aslında bize pompalanan korkular varsa da işte çocuk sahibi olmaya niyetindeyken bile çocukla ilgili pek çok korku pompalanır kadına mesela. Evet. Ya da henüz adet döngüsü başlamamış bir kıza adet olduktan sonrası için çok fazla korku pompalanır. O yüzden bunların farkına varmak ve gücü elimize almak diyebiliriz. Farklı teknikler var bilinçaltını değiştirmek için. Ben Theta Healing tekniğini çok seviyorum, onu severek kullanıyorum. Yeni Alman tıbbını da dahil ederek olayları çözümlemek için daha hızlı bir yol haritası oluşturup teknik olarak da Theta Healing'i kullanmayı seviyorum. Çünkü anda değiştirmek mümkün oluyor Theta dalga boyundayken. Şu anda 0-5 yaş grubundaki çocuklarda sürekli bir teta dalgası hali var. Her şeyi beyaz bir kağıda kaydeder gibi kaydetmeleri bundandır. Teta bu mudur yani? 5 beyin dalgamız var. 5 beyin dalgası var. Evet şu anda bizler aktif uyanık durumdayız ve konuşuyoruz. Bilinçli durumdayız. Şu anda? Metadayız beta, şu anda. Evet. Alfa daha mı yüksek oluyor? Biraz sakinleştiğimizde meditasyon yaptığımızda alfaya iniyoruz. Aslında biraz daha yavaşlamış hali. O zaman betada sürekli olmak yorucu bir şey. Yani şu an bir adrenalin yaşanıyor. Burada soru cevap, ekran, kameralar. Kendine iyi baktayız. Evet, Beren evet. yanımda. Affedeceğim ben seni. Yani şu an bir beta evet. ve bir aktif haldeyiz. Evet ama... evet. Alfa'ya indiğimizde de 21 gün yapmamız gerekiyor. Ha. Hani alışkanlıkları en az... Anne, efendim şey anneciğim. Anne. Efendim Beren ne söyleyeceksin anneye? Çok acıktım. Tamam. Çok acıkmış. Tamam birazdan bir şeyler yiyeceğiz. 5 dakika sonra yiyeceğiz tamam mı Beren? Tamam. O zaman ben seni Yasin abiye vereyim seni götürsün mü güzel bir şeyler yedirmeye? İstemiyorum. Ne istersin? İstemiyorum. Peki canın ne istiyor ne yemek istiyor şu anda? O burada yemek yapıldığını biliyor da orada yedim de işte. Seni mutfağa vereyim mi Meltem ablanın yanına? Yemek yapar mısın orada biraz? Onu da istemedi. Peki anneyle babayla biraz daha sohbet edebilir miyim? Onu da istemedin. Ama bu kadar uslu durman bile zaten mükemmel bir şeydi. Ben de seni yanıma biblo gibi biblo oturttum yanıma. Maşallah Allah nazarlardan korusun. Peki. Tamamlamak isterim. Evet lütfen. Alfa dalgasını da uzun süreli yapmamız gerekir bilinçaltımızı etkileyebilmek için. Teta frekansına geçebilmek bizim daha hızlı sonuç almamızı sağlıyor. Farkı odur. Orada anda değişir bilinçaltı kodlamalar evet. ve bunları kas testleriyle de görebiliyoruz değiştiğini. Evet bu çok önemli. Ben bir dakika kesin indireyim ben Beren'i. Ben şimdi Beren'i izninizle buradan indiriyorum annesi babası. Tamam. Ceren ablası hemen Beren'i güzelce o kantine götürüp mamalar alalım ona tamam mı? Hadi koş bakalım. Çok tatlı çok sevecen bir çocuğunuz var. Maşallah Allah nazarlardan saklasın.
güzel de bir ana oldu. Anne babayla evet, evet. bir ekrana çıkmış oldu böyle. O da isteğine böylece. Ulaşmış oldu. İsteğine o çıkmak mı istiyordu? Ben de çıkacağım demişti gelirken. Ah, yerim bunu ben. Bakın oldu gerçekleşti evet. istedikleri. Peki efendim. Şimdi hemen dönmek istiyorum. Kalça varları bel fıtığının habercisi midir diye. Kalça da çok önemli. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası da çok rastlanan bir rahatsız edici durum. Kalça ağrısı yapılmış çalışmalar var. Özellikle L4, L5'in kalçada problem yapılabileceğinin göstergesi ama bu kesinlikle bir habercisi değil. Kalça ilgili şeyler, ameliyatlar var yine. Mesela Japonya'da yapılmış bir çalışma var. Total kalça artroplastisi denen bir cerrahi operasyon var. Kalçaya yönelik kireçleme dediğimiz olayla alakalı olan. O ameliyattan sonra mesela idrar kaçırmanın azaldığı görülmüş. Buna yönelik çalışma yapılmış. 189 kadın hasta üzerinde çalışma yapılmış. 81 tanesinde idrar kaçırma problemi var. Bunların 56'sında cerrahi operasyon sonrası kaçırmanın durduğu, ortadan kalktığı görülmüş. Yani kalça problemi bizim pelvik taban dediğimiz evet. kas sadece belle alakalı bir problemi göstermez. Kalçanın kendisindeki yumuşak dokular kaynaklı da olabilir. Aynı zamanda pelvik taban bölgesindeki problemlerin de kalçada ağrıya neden olabileceği bilinen bir gerçek. Hı hı. Bunlara biz daha çok yani bütüncülden kastımız hastanın ağzından çıkan diğer şikayetlerle beraber kalça ağrısı tek başına bize kesin bir şey ifade etmez. Bunun yanında neler var? Evet. Ya da daha önce ne vardı? Tabii. Şu an süre gelen ne var? Bu şikayetlerle beraber bize doğru noktayı gösterip birlikte yönelik... değerlendiriyor musunuz hastalarınız? Birlikte çalışıyor musunuz? Evet. Evet, bu çok paslaşıyoruz. Önemli. Ben bazen psikolojik olduğunu düşündüğüm durumlarda eşimi yönlendiriyorum. Mesela ama... ağrının sebebini bulamıyorsunuz. Evet, oluyor mu öyle şeyler? Ya, mesela hasta 16 yıldır her yere gitmiş, ağrısı geçmemiş. Gasiskelet, yani bu diğer bulgularda önemli bir şey varsa görüntülemede çıkabilir. Yani bir enfeksiyon varsa idrar kanında çıkar veya başka bir şey varsa tamam. görüntülemede çıkar. Bu hiç 16 yıl ağrının sebebini bulamamışlar. Bulamamışlar. Çok ilginç. Gasiskelet sistemi olduğunu düşünüyor. Ben de bakıyorum yine çıkmıyor. Tabii ama konuşma esnasında, değerlendirme esnasında bunun psikolojik olduğunu sezer sezmez. Tabii. Eşime yönlendirdiniz. Evet, nasıl ilerledi peki? Mesela kadın sağlığında özellikle kadınlardan mı bahsediyoruz evet. bu bilinç altında? Daha etkilenen kısmın erkekler mi? Her iki taraf için de farklı yönleri var evet. diyebiliriz. Ben daha çok kadınlarla çalıştığım için Hı. şöyle söyleyebilirim. Bir öğrencimin kulağını çınlatayım. Endometriosis problemi vardı. Yani ilk zamandan bugüne kadar 20 küsur yaşındaydı tam hatırlamıyorum. Hep ağrılı geçirmiş, Hı. hep hastanelik Hı. olmuş adet dönemlerinde. Hı. Ve bu Kistik sebeple bir problemi varmış yani. Evet evet bu sebeple de aslında kadın sağlığı fizyoterapisine evet. de yönelmiş. Bu alanda da çalışıyor ama hala tam çözülmemiş şeyler var. Çünkü hani ben de biliyorum her şey bu şekilde çözülemiyor. Her şey psikolojik de çözülmez, Tabii. her şey fiziksel de çözülmez. Doğru. Hangisi olduğunu bilmek lazım. Ve onunla çalıştık. Ertesi günü gerçekten döngüsü başlamış. Bana mesaj attı. Hiçbir şeyim yok, çok iyiyim, hastanelik olmadım diye. Harika. Ve tam bir ay sonra Ankara eğitimimize geldi kendisi. Ve yine döngüsündeydi. Bakın çok iyiyim ve buradayım dedi bana. Dedim tamam bu bana güzel bir örnek oldu. Evet. Çünkü geri bildirimler zaman geçip farkındalık oluştukça Tabii. geliyor. Ama orada beraber yaşamış olduk o geri bildirimi. Ne yaptınız peki bu çalışmada? Burada kadınlıkla ilgili bilinçaltı inançlarda sorun vardı. İlk adet döngüsünde kişi eğer korku duymuşsa, bundan endişelenmişse, destek görmemişse, doğru bilgilenmemişse... Bir de şu da var, hani bizim yanlış dini inançlarımız da var, yanlış yönlendirmeler de var. Artık sen işte adet oldun, bundan sonra kendine daha çok dikkat etmen lazım. Günahın sevabın yazılacak dedikleri zaman bu defa olamaz, ben çok kötü bir döneme girdim, ne kadar güzel, çok rahattım diye kendisini kodlayabiliyor. Ya da bir kadın hastamda da migren sorunu çözülmüştü, biz onu hedeflemediğimiz halde. Ama onu öyle bir kodlamış ki kendisinde, yıllardır sebepsiz baş ağrıları, ne de hangi işe girse hiçbir şekilde bereket elde Suçluluk edememiş. Duyuyor. Ve bir seansla hani bunu çözmek, eğer buysa sebebi bir seansa çözülür, evet. Ay harika. O zaman ne zaman beden, ne zaman bilinçaltı çalışıyorsunuz diye sorduğunda sorunun cevabı her ikinizde sevgili Ümit Erkut ve Kübra Erkut. Çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz ve vermiş olduğunuz bilgiler için her zaman ilgi çekicisiniz. Daha önce tek tek sizi uzun farklı konularda konuşmuştuk. Bir ikili olarak da bence müthişsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler, biz de teşekkürler. Ayrıca Beren için ayrıca teşekkür ederim. Ay harika oldu. Çok çok mersi. Ve kendine iyi bak, devam ediyor sevgili izleyiciler.
Zerdeçal bilinçsizce tüketildiğinde hangi sorunlara neden olur? Darülfülfül bitkisinin bilinmeyen faydaları nelerdir? Ebe gümeci hangi hastalıklara iyi gelir? Kronik hastalıklara iyi gelebilecek detoks formülü tarifiyle fitoterapist ve homeopat Doktor Serdar Özgüç kendine iyi bakta. En önemlisi birçok mineral içeriyor, antikanser, antidiyabetik ve K vitamini içerdiği için de çok önemlidir. Şimdi kendine iyi bakta. Efendim herkes bitkileri kullanmakta bir uzman. Ama bu bitkiler ne kadar kullanılmalı, ne kadarı zarar, ne kadarı fayda? Hangisi hangisiyle karışır, karışmaz? İşte bu işi uzmanına soruyoruz. Fitoterapist ve homeopat Doktor Serdar Özgüç, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler? İyiyim hocam, valla kış başında geldiniz. Bütün kışı sizin o çayla geçirdik. Faydası oldu değil mi? Kesinlikle faydası peki, oldu. Bugün yine önemli bir bilgi vereceksiniz. Ve tabii bilir kişiden bunları duymak çok önemli bizler için. Evet. Zerdeçal diyorsunuz. Önemli diyorsunuz. Tabii. Neden önemli? Şimdi bugün bir detoks formülü anlatacağım aslında. Aslında detoks dediğimiz şey bizim besinlerimiz. Yediklerimiz, içtiklerimiz. Mevsiminde her şeyi tüketirsek, her rengi yiyebilirsek, her renkten faydalanabilirsek detoks zaten yapmış detoks yapmış oluyoruz. Çok güzel. Yani detoks için ek bir şey yapmamıza aslında gerek yok. Fakat ben bugün kronik hastalığı olanlarda ne gibi? Astım gibi, KOAH gibi, romatizma hastalıkları gibi, kanser hastalıkları gibi ki çok hastamız var bu şekilde, kalp hastalıkları gibi, ülseratif kolit, kron hastalığı gibi, irritable bağırsak sendromu gibi, müzmin hastalıkları olanlar için bir bitki ve mineral karışımına oluşan bir detoks yani karışımı anlatacağım. Yani tüm bu hastalıkları olan kişilerin kullanabileceği, kesinlikle, güvenle kullanabileceği bir detoks tarifi ama vereceğiz. Ama bazı özel noktalar var, onları da birazdan belirteceğim. Belirtelim. Demin peki sorduğunuz konusu zerdeçal. Günümüzün modası, son 10 yılın müthiş bir bitkisi. Belki önümüzdeki 10 yılın en müthiş bir bitkisi. Ama zerdeçalı herkes kullansın mı? Herkes. Kullansın mı? Kullansın mı? Zerdeçalı herkes kullanmasın. Ha. Zerdeçal çok büyük bir karaciğer dostu. Tamam. Karaciğeri koruyan, immün sistemi çok güzel aktive eden, tümör hücreleriyle savaşabilen, özellikle anti-enflamatuvar dediğimiz zedeleyici hastalıklarda ön plana çıkan çok değerli bir tıbbi bitkimiz bizim. Fakat karaciğeri bu kadar güzel koruyan bu zerdeçal, eğer biz pizzaları götürüyorsak, tatlıları götürüyorsak, tabii, asitli içecekleri bol bol içiyorsak, yediklerimize dikkat etmiyorsak, zerdeçal ne işe yarayacak? İşte bu zerdeçal ne yapıyor biliyor musunuz? Bırakın ne işe yaramayın. Depoluyor mu? Karaciğere zarar veriyor. Aa! Evet. Yani eğer biz zerdeçal kullanacaksak, hatta şu bitki karışımının tamamını kullanacaksak, mutlaka eliminasyon diyeti adı verdiğimiz bir diyet yapmak zorundayız. Hmm. Eliminasyon diyeti nedir? Bir takım yiyeceklerimizin belli bir süreyle, çok uzun değil, bu 6 haftaya geçmeyecek şekilde, tamam, İşte glutensiz yiyecekler, karbonhidratlardan, rafine karbonhidratlardan uzak kalmalar, yapay tatlandırıcılardan uzak kalmalar, işlenmiş etli ürünlerden uzak kalmalar gibi bir takım ürünlerden uzak kalarak çok rahatlıkla vücudumuzda eliminasyon yaparak vücudumuzun karbonhidrat alımını azaltırsak eğer, kronik hastalıklarda bu detoks formülünden çok fayda görme şansımız var. Zerdeçal da aynı şekilde. Hmm. Eğer biz zerdeçalı kullanacaksak mutlaka ve mutlaka sebzelerimize, meyvelerimize ağırlık vermeliyiz. Yiyeceklerimize dikkat etmeliyiz. Demin dediğim gibi eğer biz kontrolsüz bir şekilde beslenmeye devam edersek o zaman zerdeçal bize zarar vermeye başlıyor. Peki bir insan zerdeçalı kullanıp kullanmadığını nasıl test edebilir? Bu zerdeçal bana iyi geliyor mu acaba? Nasıl anlarız? Nasıl şimdi anlarız? Bunları anlamak da çok kolay çok değil. Çok basit biliyor musunuz? Akşamları bir bardak, bir fincan kahve içtiniz. Peki. Uykunuz kaçıyor mu? Evet. Uykunuz kaçıyorsa aman, antioksidan sistem mekanizmanız bozuk demektir. Kullanmayın zerdeçal. Hmm. Gece uyku probleminiz mi var? Yattığınız uykuya dalamıyor musunuz? Zerdeçal aman dikkat edin kullanmayın. Peki gündüz saatlerinde kullansak da zerdeçalı? Tabii ki, onu da anlatacağım. Peki. Kahve içtiğimizde uykumuz kaçıyorsa, halsizlik yaşıyorsak bizim faz 1 detoks sistemimiz bozuk demektir. Ayrıca yapılan kan tetkiklerimizde karaciğer için çok önemli olan ve antioksidan sistemin orkestra şefi olan GGT adı verilen bir değer var. Gama glutamil transferaz değeri. Eğer bu değer yüksekse antioksidan sistemimiz yine bozuk çalışıyor demektir. Bu durumda zerdeçal almamızın hiçbir anlamı yoktur. Ancak bunu düzeltiriz bazı supplementlerle, bir takım eliminasyon diyetleriyle.
Ondan sonra bu durum düzeldikten sonra istediğimiz gibi zerdeçal kullanabiliriz. Uyku bozukluğumuz varsa bizim faz 1 detoks sistemimizde problem var. Problem var, bu kadar basit. O zaman zerdeçal fayda etmez. Peki bize. Ama yani çok aklın yolu bir mesela, yani akşam kahve içince uyku kaçar, kafein var içinde. Çok mantıklı değil mi? Zaten birçok insanda bu yok mudur? İşte zaten. Herkesin mi faz 1'i? Zaten birçok insanda bizde faz 1 bozuk maalesef. Peki şimdi çünkü anladım. Çünkü tamamıyla beslenme sorunlarından kaynaklanan bir tablo. Faz 1'imiz bizde çok bozuk toplumumuzda, o yüzden kaynaklanıyor. Nasıl düzelteceğiz faz 1'i? Çeşitli diyetlerle. Çeşitli diyetler, bir takım başka supplement destekleriyle. Peki. 4-6 haftada düzelir. Ondan sonra zerdeçaldan fayda görürüz. Peki hocam, hadi şimdi diyelim ki fazımızı, her şeyimizi düzelttik. Başlayalım. Buyurun. Zerdeçalımızı aldık. Aldık. Şimdi yapacağımız şu bizim karışımımız. Ha. Bu karışımımız buradaki 6 tane besinimizden elde edilen bir karışımdır. Evet. Neler var hocam burada? Zerdeçal var. Darül fülfül var. Darül fülfül. Bakın evet. Çok tatlı, adı da çok komik. Ne bu? Koklayın. Enteresan. Kokusu nedir biliyor musunuz? Yeni bahar, yasemin, çörek otu, kakula ve karanfilin hepsinin kokusunun karışımıdır evet. Darülfülfül. Evet, ağır bir koku ama değişik, yani tam da adlandıramıyorsunuz. Evet, farklı bir koku. Farklı bir koku. Peki. Özelliği nedir? Normalde zerdeçalı biz karabiberle alınması denemiz. Evet. Eminimini artsın diye. Ama darülfülfülle alırsak içerisindeki etken maddeler karabiberden daha etkili olduğu için, daha çok emilim sağladığı için, reseptörlere daha çok bağlanıp buradaki tüm aldıklarımızın hepsinin emilimini arttırdığı için çok daha çabuk emilir. Aynı zamanda da bağırsaklarda emilimini de hızlandırdığı için çok daha fayda görürüz. Çok güzel. Su teresi. Su teresi, evet. Milattan önce 400 yılında Kos Adası'nda keşfedilmiş müthiş bir tıbbi bitki. Evet. Nasturtium officinale. Hipokrat'ın... Ne kadar ağır bir kokusu var. Evet. İnanılır gibi değil. Bunlar hiç beklenmeyecek. Değil mi? Bir koku, evet. Su teresiyle birçok hastalığı tedavi ettiğine dair çok ciddi söylenleri var. Artı Napolyon Bonaparte'ın hayran olduğu bir bitki. Peki. Ama gerçek adını Roma İmparatorluğu zamanında almış bir tıbbi bitkidir. Akciğer kanseri olanlar su teresinden uzak kalmasınlar. 8 hafta boyunca günde 80-85 gram taze su teresinin alınması... Günde. ...bağışıklık sistemini... Çok ciddi şekilde kuvvetlendiriyor. Tazesini bulamadınız mı? Günlük kurusunun 5 gram alınması çok önemli. Evet. Kurusu 5 gram. Çay. Çay olarak, ama tozu çayından daha etkili. Tozu da bunun içerisinde zaten. Tozu da bunun içerisinde. Su teresi, tozu. Evet. Günde 5 gram karaciğer, su teresinin, akciğer. Su teresinin kurutulmuş olan kısmı günde 5 gram alınmalı. Taze alınacaksa günde 80-85 gram alınmalı. Yenmeli. 8 tabii. Salatalığın üzerine tabii. Çok rahatlıkla. Büyük marketlerde bulunabiliyor genelde. 8 hafta boyunca 80-85 gram alınmış olması vücudun bağışıklık sistemini çok ciddi şekilde kuvvetlendiriyor. Farelerde yapılan, ratlarda yapılan çalışmalarda DNA stabilizasyonu dediğimiz vücudun DNA sisteminin sarmalına kadar etki edebilen bir molekülü su teresi geleceğin tıbbi bitkisidir. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Harika. Peki. Ebe gümecimiz. Ebe gümeci. Ne yapar? Ebe gümeci çok şey yapar. Ebe gümeci solunum sistemi hastalıklarında çok önemli. İçerisinde müsilaj var. Mide, peptik ülser hastalıklarında çok etkili. Müsilajından dolayı yara tedavi eder. Ama biz bunu burada niye kullanıyoruz? Geçirgen bağırsağı olanlarda, leaky gut dediğimiz bağırsak florası bozuk olanlarda, bağırsak florasının tahmirini yaptığı için içerisindeki malvininle beraber ve oradaki besinlerin daha iyi emilimini sağlayıp toksinleri karaciğere daha az gönderdiği için bu formülümüzde yerini alıyor. Herkes kullanabilir mi? Hamileler hayır. Hamileler. Kadınlar hayır. Hayır. Bu formül içerisinde eğer hamile bir bayan varsa ebe gümeci kullanamaz. Peki. İncir. Yabani incirimiz. Anti-aging. Evet. Muhteşem. Vücudun yenilenme kapasitesini artırır. Harikulade. Şeker ihtiyacını karşılar. Kemik dengeler. Tabii kemik gelişiminde çok etkili. Öyle mi? Şeker ihtiyacında çok etkili. Kolesterolü çok güzel dengeler. Çok önemlidir. Burada en önemlisi, niçin burada yabani incir aldık? Bunların hepsi bitkiyken, meyveyken. Niye burada? Çünkü bir mineral deposu. Hmm. En doğal ve en zengin mineral kendisindedir. İnciri buraya aldığımızda, peki, diğer bitkilerle birlikte karıştırdığımızda, çünkü olay detokstan bahsediyoruz. Yediklerimiz zaten detoksumuz aslında ama biz yerken sırf vitamin mi alıyoruz? Mineral de alıyoruz doğal kaynaklardan. Bu detoks formülümüzdeki incirin olma sebebi en doğal mineral kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi sevgili izleyiciler, bu birçok bitkiden bir araya gelerek meydana gelecek ve bir toz, bu yeşil tozu elde edeceğiz. İçinde zerdeçal, darülfülfül, su teresi, ebe gümeci, incir, hünnap var. Evet. Hünnapa da gelelim hocam son olarak. Hünnap karaciğer kanserinin en önemli ürünlerinden bir tanesi. Çok güzel bir detoks ürünü.
aynı zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor ve en önemlisi birçok mineral içeriyor. Antikanser, antidiyabetik ve K vitamini içerdiği için de çok önemlidir hünnap. Bakın hünnapı şöyle yakından göstermek evet. istiyorum. Hünnap nasıl? Böyle yenir mi? Nedir bu hünnap? Yenir. O şekilde böyle, yiyebilirsiniz. Yani tabii. böyle mi yiyeceğiz? Böyle kurusunu mu kullanacağız? Şekilde, çayın içine atacağız? Bu şekilde kurusunu da tazesi mi makbuldür? Ama en güzeli karışım şeklindedir, emilmesidir. Karışım şeklinde mesela hünnabın ve incir tozunun şu karışımda oluşması için birkaç kez çekilmesi gerekiyor. Su tereselinin de bayağı uzun süre kurutulması gerekiyor. Kurutulması. Ondan sonra bu karışımı meydana getiriyoruz. Peki. Peki şimdi karışımımızı oluşturalım mı? Oluşturduk karışımımızı. Hepsinin tozunu yaptık. Evet. Tozunu oluşturduk. Oluşturduktan sonra tozunu karıştırdığımızda bakın bir koklayın çok bitki muhteşem karış. Bir kokusu var. Efendim. Bunun. Hepsini bazılarını birkaç defa çektik diyorsunuz. İnciri ve hünnabı birkaç kere çekmek gerekiyor. Su teresinde iyi kurutmak gerekiyor. Evet. Dediniz ki KOA. Her türlü kronik hastalık. Kronika her türlü kronik zerdeçaldan hastalık. Zerdeçaldan fayda görülmesi için bir insanın kronik zeminde bir hastalık olması, enflamasyon, zedeleyici bir hastalık olması lazım. Kronik hastalıkların en önemlileri zaten zedeleyici hastalıklardır, müzmin hastalıklardır. Diyabet bir... metabolizma hastalığı olarak başlar, kalp hastalığı olarak ve sinir sistem hastalığı olarak devam eder. En güzel örneğidir diyabet mesela. Onun evet. dışında kalp hastalıkları, astım, ülseratif kolitler, sistemik lüpus eritematozus gibi, Hashimoto hastalığı gibi birçok hastalık, otoimmün hastalıklar da buna etkili aslında. Evet. Peki bunu sağlıklı insan kullanabilir mi? Heh. Kullanır, yarı doz olarak kullanır. Yarı doz. Ama tekrar söylüyorum, eğer karbonhidratlı olan besinlerine dikkat etmiyorsa zerdeçalı kullanmasın, gereksizleri kendine zarar vermesin. Çok önemli. O çok yani önemli. Peki karbonhidrat derken şimdi ekmek de mi tüketmemesi lazım zerdeçalla barışık olmak için? Kronik hastalıklarda yani ekmek, pilav, makarna. Ekmek de yasak tabii ki evet. Ama normal bir insan her türlü besini tüketirken demin bahsettiğim şekilde kahvesinin içinde uykusu kaçmıyorsa, uyku bozuklukları yaşamıyorsa, bir sıkıntısı yoksa normal bir insan çok rahatlıkla her türlü yiyeceğini yiyerek zerdeçal tüketebilir. Hı hı. Kendini bu şekilde test edebilir. Yani 6 hafta boyunca saydığınız gıdalardan uzak durarak yani karbonhidrat... Eliminasyon diyeti yaparak vücutta evet. çok ciddi şekilde oluşan toksinleri azaltırsınız. Yani tamir ediyoruz vücudu ve tabii bunu ki. Yaptığımızda... Aslında vücudu tamir etmeye nereden başlıyoruz biliyor musunuz? Mutlu olarak başlıyoruz. Tabii. Mutlu olacağız, serotonin hormonunu arttıracağız, oksitosini arttıracağız, dokunacağız, göz temasını kuracağız, sarılacağız. Midedeki sindirim sistemindeki enzimleri arttıracağız ki yediklerimizi çiğneyeceğiz ki onlar orada sindirilsin. Evet. Onlar orada sindirilsin ki bağırsağı çok güzel bir şekilde emilerek gelsin. Bağırsak onları güzelce emsin ki karaciğere fazla yük göndermesin. Yazık. Garibim. Bağırsağı da mı tamir ediyor bu hocam? Tabii ki. Etmez kron mi? Hastalığı dediniz. Tabii ki çok etkili. Zaten detoks dediğimizde hepsini kapsayan bir formüldür. Bağırsağı tamir etmesindeki en ufaklardan bir tanesi ebegümecidir. İncirdir. O da toksinleri azaltır evet. ve hünnaptır. Büyük desteği vardır. Peki hocam son zamanlarda evet fitoterapi gerçekten kanıtlanmış bir tıp evet. kolu artık. Evet. Ama homeopati konusunda hala soru işaretleri var. Homeopati nedir? Yani bunu bundan ayıran şey nedir? Kafalar biraz karışık bu konuda. Şimdi biraz önce bir şeylerden bahsettik. Etkilerinden bahsettik tıbbi bitkilerin. Kim kullanmalı, kim kullanmamalı? Siz zerdeçal yaparken kendiniz ufak bir test yapın. Eğer sıkıntınız varsa kullanın, kullanmayın. Kişiye özgü tedavi modelidir homeopati. Modern tıp, tamamlayıcı tıp aslında bir bütündür. Doğru. Modern tıpla tamamlayıcı tıbbı bütünleştirdiğimiz takdirde bütüncül tıbba yaklaşabiliriz. Bütüncül tıbba yaklaşırken de kişiye özgü tedavi modelini oluşturabiliriz. Kişiye özgü tedavi modelini oluştururken de o kişinin yapısalını ön plana çıkartırız. Güzel. O kişinin kişilik yapısını ön plana çıkartırız. Peki geleneksel tıp işte. Bu modern tıbbı kabul ediyor mu? Niçin etmesin? Etmeye başladı mı daha çok? Geleneksel tıp, modern tıbı kabul etmeli. Modern tıp da aslında geleneksel tıba karşı... Unutmamalı. Unutmamalı. İkisi bir bütündür bunların. Evet. Modern tıbbın varlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıptaki sonuçlarda ve teşhis konmadaki, ilerlemelerdeki o radyolojik tetkikler, tabii. kan tetkikleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimliği için o kadar önemli ki... Modern tıp evet. bizim yolumuzu açıyor ama modern tıp, geleneksel tıp diye bir ayrım ben kabul etmiyorum. Etmiyorsunuz. Kendim yıllardır fitoterapiyle uğraşıyorum. Evet. Kaç tane kronik hastam var, kanser hastam var. Benim burada kabul ettiğim şey bütünsel tıptır. Mükemmelsiniz şimdi hocam. Hemen bu karışımı yapalım lütfen. Hemen yapalım. Kanser hastaları için diyorsunuz ki 6-8 hafta boyunca çok etkili. Bunu yapın, hücrelerinizi tamir edin. Eliminasyon diyeti yapacaklar. Karbonhidratla uzak kalacaklar. Tepeleme 4. Ve herkes yapsın bunu diyorsunuz. Herkes 4 yapsın. 4 kaşık yoğurt. Mesela ben yarım tatlı kaşığı kullanıyorum. Tepeleme tamam. 4 kaşık yoğurdu koyduk. Yoğurdumuzu kendimiz yaparsak. Tamam. Kendimiz mayalarsak, kefirimizi yaparsak, turşumuzu yaparsak daha sağlıklı oluruz. Alıyoruz ondan sonra bu karışımımızdan. Sağlıklı bireyler için evet. yarım kaşık. Yarım kaşık aldık.
şu şekilde döküyoruz. Döktükten sonra tahta kaşığımızla bunu bir güzel karıştırıyoruz. Ama tabii bunu yine hamileler ve süt veren anneler kesinlikle kullanamadığı gibi. Ebe gümeci olduğundan dolayı. Evet. Ebe gümecini çıkarırsak kullandırabiliriz. Evet, yine de diğer kronik hastalıkları olan kişilerin de yine de doktorlarına danışmalarında ilaç etkileşimi açısından ve her türlü konuda fayda var. Biz bu tarifleri veriyoruz ama siz mutlaka ve mutlaka özellikle zaten öyle bir kronik rahatsızlıkla baş etmekte olan herkese acil şifalar diliyorum. Hassastırlar o konuda. İlacımızı bırakalım mı? Hayır. Tabii. Kesinlikle herkes ilacını devam edecek. Evet. İlacını kullanacak, destek olarak yanında alacak. Modern tıpla beraber gideceğiz tabii ki. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra akşam karıştırıyoruz. Akşam karıştırıyoruz. Sabah mı yiyoruz? Bunu alıyoruz. Evet. Streçle kapattıktan sonra akşam buzdolabına koyuyoruz. Güzelce hava almasını engelliyoruz. Peki. Dolabımıza koyuyoruz. Ertesi sabah kalkıyoruz ve bunu her gün tüketiyoruz. 3 hafta boyunca her gün tüketiyoruz. Tamamını yiyoruz. Tamamını. Fakat bunu yerken yemek de yiyoruz. Bu aç karnı yiyoruz. Yarım saat sonra yemek yiyoruz. Tamam. 3 hafta boyunca kullanıyoruz. Bir hafta ara veriyoruz ya da bir gün yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Bir gün boş, bir gün dolu şeklinde. Mükemmelsiniz. Doktor Serdar Özgüç, fitoterapist ve homeopati uzmanı. İyi ki geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın.